Ve işte geldik, karşınızdayız. Tam çıkmamış ekranda ama Şubat 19-20 tarihlerinde BlizzCon Online'ın arkada posterini görüyorsunuz ve konumuz da bugün BlizzCon Online tahminleri ve neler beklediğimiz, yani kısaca BlizzCon Online üzerine geyik yapacağız. Bastırarak söylüyorum, arada kaçabilir, BlizzCon diyebiliriz, işte BlizzCon'da olacak, evet. BlizzCon falan. Ama BlizzCon Online önemli bir mevzu. Çünkü ilk defa online olarak düzenlenecek, pandemiden mütevellit. Ve ilk defa ücretsiz, herkesin erişimine açık bir şekilde düzenlenecek diye seri bir giriş yaptım. Herkese merhabalar, herkese hoş geldiniz diyoruz. Görkem hoş geldin, Murat Han hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siz sevgili izleyicilerimiz hoş geldiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yayın başlangıcı yapacağım. Hızlı hızlı hani temelde neler konuşulacağının bir tabanını atmak için kısa tahminler alacağım. Daha sonra uzun uzun cümlelerle, muhabbetlerle geyiğini yapacağız. Ben kendimden başlıyorum ki örnek teşkil etmesi adına, şu an Eda çünkü bakıyor, az önce ona söz vereceğimi söyledim. Biraz şey oldu, böyle diken üstüne kalktı. Sana baksın böyle bir cesaretle. Aynen, söylüyorum. Mesela Utku'nun BlizzCon Online'dan beklentileri şunlar. World of Warcraft'ta yeni bir patch, release date'i, Diablo 4'ün tam release date'i ve ön sipariş şeyleri, Heroes of the Storm'da bir League ya da e-spora yeniden giriş, Hearthstone'da yeni bir expansion, StarCraft 3 ve Overwatch 2 diyorum, bitiriyorum. Activision oyunlarını bilmediğim için yorum yapmıyorum. Büyük ihtimalle de Activision kanalında da yeni bir oyunun en azından duyurusu yapılır diye düşünüyorum. Aşkım sen ne düşünüyorsun? Ben yeni CGI bekliyorum. World of Warcraft için benim için önemli. Bence CGI. Evet, CGI bekliyorum. Sağlam bir CGI. Onun dışında Diablo 4 için CGI bekliyorum. Immortal'ın çıkış tarihini bekliyorum. Bakalım düşünüyorum. Ya Heroes of the Storm için e-spor adına bir şeylerin gelmesini istiyorum. Yeni bir açıklama yapmalarını, yeni de bir yapılıma gitmelerini düşünüyorum. Umarım olur, umarım canlandırabilirler geri diye düşünüyorum. Bu benim dileğim, olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. StarCraft ile ilgili herhangi bir şey bilmiyorum ama büyük ihtimalle yeni bir oyun gelir diye düşünüyorum. Orada yeni bir şey gelir diye düşünüyorum. Hearthstone'da da bilmiyorum, ona da yeni bir expansion gelir diye düşünüyorum. O kadar. Ha, Overwatch 2 bekliyorum. Görkem senin nedir abi hızlıca? Beklentiler? Güzel saydı şimdi. Ben onların dışında demeyeyim de aynen ben de benzer şey bekliyorum. Shadowlands ile ilgili bir kere 9-1 ile ilgili bayağı bir şey açıklanabilir diye bekliyorum. Özellikle Valor Justice Point sistemi PvE'ye bir yani loot sistemi getireceklerini bekliyorum. 9-1'de uçma gelecek. Uçma ile ilgili bonus bir şeyler gelebilir Shadowlands'e bağlı olarak. Ne bileyim bir kanat falan belki Kirin'lere ya da o tarz bir şeyler işte belki gelebilir. Onu bekliyorum. Onun dışında işte zaten Shadowlands işte konusu devam edecek. Belki Renown'la ilgili aynen ve şey işte bu Torghast'ta yarım kalan Anduin mevzusuyla ilgili bir teaser gelebilir. Yani direkt açıklama olmasa bile hikayenin devamıyla ilgili bir teaser gelebilir. İşte şey tabii gelecek. Burning Crusade Classic zaten artık %99.9. Sadece nasıl geleceği kesinleşecek. Bir de işte tarihi kesinleşecek. Onu en çok bekliyorum. Diablo 4 tabii aslında şey oldu. Bu Activision Blizzard'ın son çeyrek açıklaması yapıldı. Orada yani bu yıl içerisinde ne yazık ki Diablo 4 ve Overwatch 2'nin çıkmayacağı evet. Kesinleşti. Yani evet. 2021'de çıkmayacakmış. Biraz kötü haber vermiş olayım ama onlarla ilgili de yani geç çıkacağı için bunu dengelemek için böyle beklenmedik şok bir şey açıklayabilirler. Yani sürpriz bir şey gelebilir onlarla ilgili. Diablo Immortal'ın çok büyük ihtimalle çıkış tarihi açıklanacak ve son fragmanını büyük ihtimal görürüz. Gameplaylerini görürüz. Open Beta tarihini falan verirler. Öyle tahmin ediyorum. Ne kaldı? Hearthstone'a expansion geliyor zaten. İşte onu açıklarlar detaylarını. Overwatch'u dedim. Ne kaldı? Yani ha bir de şey var işte. Blizzard'ın 30. yılı olmasından dolayı zaten şimdi bir store'a bir şeyler koydular böyle hediyelik eşya modunda.
ona ekstra bir şeyler gelecek gibi gözüküyor. Her oyuna 30. yıl kutlaması eventi eklenecek diyorlar. Yani bayağı büyük olacak diyorlar işte. Bu şey 15. yıl kutlamaları olmuştu ya işte şeyde. Evet. Raid'ler geldi, bir şeyler oldu, diğer oyunlara bir şeyler eklendi falan. O tarz bayağı büyük proje varmış. Onları duyuracaklar gibi gözüküyor. Bakalım. Yani işte beklenenden büyük olacak gibi ama. İşte benim de tahminlerim bunlar. Paketi mi gelecek? Dur bebeğim. Şeye muhabbet edalarız. Önce Murat Han'dan da şey olur. Tamam tamam. Daha sonra zaten böyle soru soru gideceğiz. Ben WoW için 9-1, 9-1.5 ve 9-2 bekliyorum aslında arka arkaya. Belli olsun diye. Çünkü böyle büyük patch duyurularını düz yapmıyorlar genelde. Bir eventle beraber yapıyorlar ve bir sonraki en yakın event Gamescom'da. Gamescom'un da olup olmayacağı, nasıl olacağı, birisinin katılıp katılmayacağı belli olmadığına göre 9-2 ile duyururlar diye düşünüyorum ben açıkçası. 9-1, 9-1.5, 9-2. Onun haricinde StarCraft konusunda çok pozitif değilim yani. Artık yani markayı kapattık demelerini bile bekliyorum hatta maalesef. Çünkü hiçbir şey yok yani. Her BlizzCon'da böyle ayıp olmasın diye Commander duyuruyorlar sadece. StarCraft'la alakalı. Oğlum, StarCraft çok severim de yani beklentim yok artık açık konuşayım. Hots konusunda... Yaptım ben de zaten o yüzden. Yani maalesef. Hots konusunda da yani Hots 3.0 söylentileri dönüyor aslında. Yani 2.0 oldu tek. Evet. Yani 2.0 oldu, çok azıcık bir canlandı. 3.0 olunca ne değişir o konuda da çok bir şey bilmiyorum Hots konusunda. Ama Hots hakkında daha fazla umut var ya en azından. Yani tekrar bir e-spora döndürmeyi deneyebilirler ama yani normal Dota, normal MOBA mantığında olmadığı için yine LoL'e de Dota kadar izlenmeyecek maalesef. Ben izlerim ama yani başkası izlemez kolay kolay. Hearthstone'da Adventure geldi mi en son bilmiyorum, takip etmiyorum. Gelmediyse Adventure gelebilir paket yerine. TBC duyurulacak ki zaten afişteki ilerinin tahminen TBC'yi simgeliyor. Ben de düşündüm bayağı acaba Hearthstone'la alakalı falan diye de o ilerinin tahminen TBC'yi temsil ediyor. Ama elinde Hearthstone evet. Kartları var. Ama o da şeyden, bir evet. Önceki expansion Illidan'dı ya işte. Diablo 4, evet tabii ki Diablo 4 ile Uğur Uçki zaten mümkün işe. Ama bir de posterde arkada bir ejderha var yani, ona dikkat edin. Evet evet, şey... Tamam ya, hoş mu? Hearthstone expansion işte kataklizme bağlı bir konuyla gelecek gibi gözüküyor. Hmm. Çünkü orada dikkatini bayağı çekmiş yani. Ben e-spor açılmaya düşüneceklerini falan düşünüyorum Hearthstone ile alakalı. Yani olabilir. Bu arada StarCraft'la ilgili bir şey söylemek istiyorum sana Murat Han. Uzak Doğu'da özellikle köpek gibi oynanıyor. Evet. Köpek ama gibi Uzak Doğu'da sadece. Heriflerin şeyi var, kitlesi var. Adamların milli sporu. Biliyorum ya. Evet. Adamların milli sporu da. Her şeyi demek istiyorum. Yani markayı yani. Kapatma olayını bırak. Yani sadece grafiklerini güncelleyip aynı oyun motoruyla bile o şeyi verseler oynar yani o kitle. Onu sana söyleyeyim yani. Sadece bunu yap bunu bile yapabilirler yani. Ya neden yapmıyorlar? Ben gayet mümkün. Yani 3'ü istemiyordu belki de kitle. Ama bir de şöyle bir şey var. Daha hikaye bitmedi. 3'ün gelme ihtimali yüksek yani o anlamda. Hani belki tamam bu BlizzCon'u çarpmayabilir ama StarCraft hikayesi henüz bitmiş, tamamlanmış değil. Yok oğlum, Aemon'u dövmedi. Bir yapacaktım bak, onu unuttum ya. Ben Legacy of the Void'i bitirdiğinde Aemon'u dövmüştük en son. Tam da yani Aemon ne ki sadece o kadar şeyin arasında. Old One'ın evet. Arasında. Ya bizim için, benim içimi çürüttü. Geçen sene Utku izleye izleye şeyi bütün gece oturup izledik ya geceler boyunca. Hangisi? Neyi? StarCraft. Ben StarCraft maçları izliyorum da genelde böyle yatarken falan böyle uykuluk açıyorum böyle. Güzel oluyor yani. StarCraft severim yani. Yo bayağı da şey kasmışlığım da var. Nasıl söyleyeyim? Bu co-op mission'ları falan kasmışlığım da var. Yani belki PvP'sini yapamıyorum ama oynuyorum yani StarCraft'ı. Brutal'de falan takılıyorum yani. Ha, belki bir de Warcraft 2'ye bir rework belki de bu arada. Öyle bir aklıma geldi şu an. Warcraft 3 ile beraber. Bu kere de Warcraft 2'ye. O da isteniyordu çünkü. Ya da Diablo 2. Hmm.
Warcraft'taki ara bir Diablo 2 remake konusu bayağı şeyde zaten şu anda gündemde. Hatta Blizzard destekli işte yapılacak falan. Belki onun açıklaması yapılabilir, hani TBC tarzı bir şey bekliyorsak evet. Eğer. Hani evet, Warcraft 2 de olabilir. Diablo 2 remake evet. Ve yani ama ben şeyi tekrar söyleyeyim. Remake oyunların hep kötü tarafı şey oluyor. O daha önce oynadığın oyunun daha iyi grafiklisi olduğu için biraz üzüyor. En nihayetinde oynamışsın ve o şeyi evet. Eski o nasıl söyleyeyim heyecanı vermiyor nedense. Yeni evet. Soluklar yani ben Diablo 2 şimdi bana kızacak Diablo 2'ci arkadaşlar ama Diablo Immortal Diablo 2 remake'den daha fazla ses getirecek genel anlamda. Tabii canım Diablo Immortal şu an evet. İnsanlar inansa da inanmasa da ciddi bir hype da bekleniyor aslında. Ben de nasıl öyle oldu anlamadım ama yani insanlar bekliyor bayağı. Evet. Dur ya. Ben bomba duyuruyu yapacaktım esas onu unuttum. Ha, söyle. Bitirdiyseniz söyleyeyim. Yok estağfurullah. Yani çok ultra bomba değil ama bir tane Project Fenway diye bir şey var. Ve Blizzard'ın LinkedIn'inde gözükmeye başladı bazı çalışanlarda. İşte şuradan çıktım, buradan ayrıldım, Project Fenway'e geçtim. Hı. Project Fenway falan diye böyle geçiyor. Bu yeni bir evet. Oyun duyuracaklar büyük ihtimalle gibi gözüküyor. Evet. Bunda çalışanlar da hep şeyde çalışmış. Daha önce Warcraft 3 Reforged'da, Starcraft'da çalışmış ekip genelde buna geçti. Çok büyük ihtimalle bir real-time strateji projesi var. Oh. Yani yeni bir title da olabilir diyorlar. İşte tamamen sıfır orijinal işte modern bir RTS de olabilir diyorlar. Ya da işte ikinci ihtimal Starcraft 3 de olabilir diyorlar. Fenway projesi. Bunu Rikers daha dün bir tane video yapmıştı. Orada söylüyordu. League var diye böyle bir takım. Evet evet. Yani League'i görmedim ama işte o olayı biliyorum yani. Bu biraz şey yani StarCraft 3'e doğru gidiyor gibi olay yani. Çünkü diğer yani çalışanlar da hep oradan. Yani ben biz Reforged'dan memnun olan yazıklar olsuncu kitle olarak yani, yani. RTS güzel olur çünkü yani RTS artık ne bileyim ölmekte olan bir sürü olmasına rağmen Reforged çıktı ve oynanıyor yani insanlar beğense de beğenmedi de oynanıyor. O evet. Bayağı resurrect etti hatta yani. Hatta türü. Şey muhabbetleri evet. Çok böyle artık sosyal medyada lafını yapasın vardı işte Critic Score'da 0.5'lerde gayet şu anda yüksek notları da aldı yani oyuncularda. Düzeldi o not evet. Şeyler İşte o nerf bomblar falan silinmiş. Zaten ondan sonra notları da düzeldi bayağı. Bir de şey de dediler evet. İşte patch'ten sonra değiştirdim notumu falan diyen de çok oldu. Bayağı i̇şte. İyi ve online de oynanıyor. Evet. Yine Warhammer. StarCraft 3'le beraber RTS ölmedi abi. Yani şey Utku dedi ya Kore Uzak Doğu bayağı aktif e-spor olarak da RTS oynuyor yani. Ya tabii canım aslında bakma Avrupa'da da hani Avrupa kısmında da var da beceremiyoruz var. Hani biz Avrupalılar. Evet da. Evet. Beceremiyoruz aynen, adamlar kadar yani. Beceremiyoruz olay o yani aynen. Yani bir multiplayer'de karşında Koreli görürsen. Tabii canım onlar yani, hiç şansın yok. Şey Görkem'in söylediği WoW'a dönelim biraz şimdi main oyunumuz WoW. Şey yapmayalım evet konuşacağız diğer oyunları da. Uçma olayı çok şeydi. Güzel şey benim unuttuğum bir konu oldu. Evet açıkçası. Evet 9.1'de uçma geliyor. Uçmanın bir de sen kanat falan dedin. Onu bir açsana. Ya o şöyle yani söylenti olarak çıktı ama işte Kirin'lerin şeyleri animasyonlarında kanat animasyonları şey gibi sanki oyuncu karakterlere göre özel tasarlanmış gibi ve işte mountların uçma animasyonlarıyla denk gözüküyor. Şey de öyle mesela Ventir'lerin o süzülme animasyonları şeyle aynı. Bu Cloud Disk mount'lar var ya düz giden evet. Ya da işte Mage'lerin class mount'ları onlarla aynı. O süzülmeleri de ona benziyor. O yüzden bu animasyonları boşuna koymamışlardır oraya diye bir bağlantı kuruldu ama tabii altı dolu değil. Ama işte şey o olmasa bile böyle uçmaya özel şeyler koyabilirler. Mount'lar ya da ya işte şey aslında mantıklı neden abi? Her Covenant'ın kendi haritasında uçması falan. Evet değil mi? Yani
şey olmayacak ama. Yani herkes her yerde uçabilecekmiş o kesin de. Hayır, hayır mesela normal Renown'la uçmanı alacağım. Bineye binebileceğim. Ben mesela Death Knight, Maldraxxus, şey Necrolord'um. Ama Maldraxxus'ta baron olduğum için atıyorum uçabiliyorum kendi kanatlarımla. Ama Bastion'da normal bineğime binmem lazım efendim. Ha, evet öyle bir şey olabilir. Yani Renown açıldıkça bonus olarak ekleyebilirler öyle şeyleri. Ama Mov'da olmaz uçma tabii yine. Mov'un çünkü doğal sniper'ı. Neyin? Mov'da olmaz çünkü Mov'un doğal sniper'ı. Mov'da olmaz canım. Mov'da uçulmayacak. O kesinmiş zaten. Yok ya. Mov'da zaten uçmaya... Mov'da zaten Mount'a binebildiğine şükrediyorsun ya işte. Valla bineği de aldım ha. Aa helal. Valla custom hala, aldım ya. Hala alacağım ben. Sivisin zavallılar diye peşinde koşturuyorum o askerlerin için. Bir de şey o mount equipment taktığın zaman dazed olmuyorsun ya bütün dertlerin bitiyor o zaman. Maw Walker olduk Maw Flayer'dı hani fly. Flyer ha, değil mi? Flyer değil mi? Güzel olur valla keşke. Yani kısıtlı zamanlı falan olabilir aslında bu şey gibi. Hani Nazjatar'da uçunca işte yukarıdan indiriyorlardı seni falan ya ya da şey evet. İşte. Mekagon'da falan o tarz bir uçma olabilir gayet. Yani. Ama öyle bir indirir ki ölürsün ama. Aynen işte yani kaçmak zorunda kalırsın falan. Gel ulan buraya diye bir koyar geldi. Ventry olup Bastion'da uçan NPC'ler vardı Ventry Campaign'de. O campaign olayı ayrı ya. O takılmayalım. Ama bakalım uçma evet büyük hype ya. Gerçekten abi bakalım. Canım. Bir de bu sefer hakikaten eskiye göre hem çok, çok erken. Erken geliyor hem de daha kolay alınacak şekilde geliyor. Demek ki uçmaya özel bir böyle content düşündüler. Yani sadece uçularak gidebilecek falan filan böyle o tarz bir şeyler olacak gibi. Bir de ben şeyi koydum görsel olarak arkaya da arada geliyordur Görkem bu konuda. Özellikle sen böyle çok şey yakalıyorsun arada. Gerçi Murat'ın da çok böyle nasıl söyleyeyim tinfoil teoriler çıkartıp sallayabiliyor ortaya. Sonra da tutuyor saçma bir şekilde. Evet evet. Mesela bugün de attım onda konuşuruz yani. Yok konuşuruz sıkıntı değil. Şeyi söylemek istiyorum. Bu Arthas'ın helminin düzeltilmiş hali yani Helm of Domination'ın bir büstünü çıkartıp koydular şeye store'a gördünüz mü bilmiyorum. Evet. Ha, çok güzel tabii herhangi bir şekilde alan normal insan normal. Tabii tabii yok normal insan boyutunda değil fiyatları kol gibi. Yani herhangi bir Türk insanın sadece böyle. Evet ekrandan ekmek banabileceği şekilde. Evet. O konuda ne düşünüyorsunuz? Bir yeni bir Lich King ya da işte Murat'an patlatsın ben de tahmin sallayayım. Tamam o zaman hadi Murat'an sendeyiz. Ya Lich King konusunda ben ona öyle diyorum ben. Şu BFA'da gönderme yüzünden hala. Bir dakika. Lich King konusunda açıkçası bir şey yani eğer benim söylediğim gibi Jailer'la bağlantılı bir raid olacaksa Lich King hakkında demişler görebiliriz ki ama Lich King'in bir tane daha bir Lich King olmasını istemiyorum açıkçası. Hani şöyle olmasın işte yine bir Lich King olmalı diye bu kez işte Bolvarine kafasına şeyi takmasın. Helm tekrar yapıldı mı bilmiyorum bu arada Anduin için. Henüz değil. Kılıç yapıldı. Evet. Helm'i bilmiyoruz henüz. Yok Helm'de bir şey yok. Bir de Helm hala Oribos'ta. Evet. Oribos'un yani olması ve onun çalınması gerekiyor önce. Böyle kalkıyor NPC'ler konuşuyor sonra geri oturuyorlar. Geri oturuyorlar bir şeyler. O kadar. Bayağı da atarlı konuşuyor bu arada evet. Yani. Ama hiçbir şey yapmıyor. Ben seni kullanacaktım sen de başarısız oldun bir öncekiler gibi diyor bu arada ona. Yani Ner'zhul ve Arthas dışında acaba hani bir Utku'nun söylediği gibi başka Lich King'ler de var. Evrenin başka yerlerinde. Ya zaten var ya işte Tyrande'nin hikayesinde daha Tyrande'yi görmeden fazladan Night Warrior'ları önce gördük. Gene aynı ekolden olabilir yani başka boyutlarda da benzer mevzular olduysa. Şey acaba her zaman erkek olmak zorunda mı Lich King? Yani yok öyle bir şey yok. Lich King olabilir. Şey de giyebilir değil mi? Tabii tabii Tyrande'da Queen de olabilir gayet. Yani. Sylvanas işte taksaydı Lich Queen olacaktı. Seversin. Like that. I like that.
Evet, severim. Herkes onu bekliyordu orada işte ya. Ters köşe yaptı. Bir de oy Tiran'da giyiyormuş. Of be, ne bomba olur ya. Yani Tiran'da o yola itmeye çalışıyor olabilirler. O zaman işte ben demiştim diye. Gerçekten ben demiştim. Şimdi çok araya böyle Murat'ın tabiriyle tinfoil bir laf da söyleyeyim. Umarım bizi izleyenler, dinleyenler arasında yetkili seslerimiz de buradadır. Arkadaşlar biz beleş olmasından mütevellit, Türk'üz, bedava demeyeceğiz, beleş. Beleş olmasından mütevellit yayınını yapabileceğimizi düşünüyoruz. O konuda da bir beklentimiz var diyelim. Bırakalım artık yani yaparsak da çok bir ceza uygulaması olacağını sanmıyorum ya. Yok ya, NBA falan imzalamıyorsun, bir şey yok. Ya eskiden ticketlı olduğu için olay, biletli olduğu için. Şu an herkese açık. Evet, biletli olduğu için bir checkingimiz vardı. Şu anda öyle bir şey yok diye bakalım, biraz rahat davranacağımı söyleyelim. Beraber izliyoruz dersin işte. Evet. Bildiğim kadarıyla tek yasak olan şey onu kullanarak üzerinden para kazanman. Bir de şöyle bir şey olmayacağı için, evet. Herkes açık olacağı için yani beleş bir şey üzerinden para kazanman mümkün değil. Pardon, özür dilerim lafım. Geçen sefer de şöyle bir şey vardı. İnsanlar çok fazla diyalog girdiler. Ben bayağı bir okudum işte Twitter üzerinden vesaire, şöyle bir şey söylüyorlar. Sadece açıp veremezsin. Yani %100 ekranı açıp hiçbir şey koymadan veremezsin. Aynen, kenarına kendini koyup evet. Ücretli yayını da mesela sen üstüne yorum yaparak aynen. Verebiliyorsun. Verebiliyor musun? Şeklinde konuşulmuştu en son. Ya bakalım işte hani en azından o birlikte o heyecanı yaşamak, ya da işte yapabilirsek simultane çeviri şeklinde bir hizmet de sunabiliriz. Biz yani ya siz ne diyorsunuz işte geçen sene BlizzCon olduğunda bu şey CGI gelmişti. İşte bu Helmi giyme olayı falan. Yerlere yatmıştık. Ne oluyor falan. Çığlık çığlığa evde bağırıyor. Evet. Hayır ne oluyor falan. Doğru söylüyorsun. Seremonide bandalan çok oldu ama işte geçen seneki biletliydi. Ama seremoni kısmı ücretsizdi. Yok. Seremonide bandalan olmamış olması lazım. Olmadı. Bandalan olmadı aynen. O ilk zaten seremoni herkes açık. Bir de şu an herkes açık. Bütün şey herkese açık artık. Hani bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Hani mesela bu kez artık o neydi ya, o developer şeylerini de izleyebileceğiz mesela. Evet. Hani şey, hatta işte interaktif katılımlı falan olacak bu sefer. Evet. Yani ben şeyi bekliyorum ya, bu fan art kısmını da çok merakla bekliyorum. Çok iyi şeyler gelecek. Onları da görebileceğiz. İyi, eğlenceli olacak. Çok eğlenceli oldu. Evet, cosplay yarışması falan olacakmış gene. Evet. Yani şey, virtual halde işte cosplayciler oradan gösterecek. Evden mi olacak acaba onlar? Evet, evden olacak diyorlar. Öyle olacakmış. Yani bağlanacak yayına işte. Oradan canlı gösterecek işte kostümünü, şeyini, demonstrasyon modu. Ondan vallahi sonra, sıkıntı olursa evet. Akfon söyledi yaptık deriz ya. Ya şey Okan geçen sefer biz senin gibi düşünüyorduk ama herkes çatır çatır yaptı, biliyor musun? Hiç fark etmez. İşte yani. Herkes yaptı yani. Belli olmuyor aynen. Yani bak adam ya, bizdeki eşek şansı tabii, Akfon da bizden. Onu da lisanslı olmasına rağmen banlamışlar. Belli de olmuyor. Biz niye cosplay yapmıyoruz? Eda seni giydireydik. Yani pahalı baktım ben internetten. Her şey pahalı. Ha. Sihirli annem Eda falan. Sihirli. Siz yayınlayın, Akfon'u banlasınlar diye. Venary'i BlizzCon'da görmüş. Akfon'u feda etti. Hayır. Grom Helsing'in cosplay'ı olur. Görürüz. Venary parlayan yıldızımız ya. Daha onu evet ya, Venary Can. Yani Can cidden o, yani şey yaptığını bilmiyorum. Bu tüm Monster Online'ı. Venary hala güvenmeliyim hala aradayım. Yani şey mevzusunda kafamda en son hani. İkimiz de aynı geminin yolcusuyuz, ona göre davran. Okan abin yazdığına evet, sonu. Yani hala tam bir hani böyle nasıl diyeyim, sıcak bir karakter değil. Hala bir işbirliği var ama Exalted en azından size yardım ediyor. Exalted olduktan sonraki muhabbet. Evet. Şeyi soracağım size. Konumuz BlizzCon. Abi gene işi paraya döktü tabii ki, her zamanki gibi Blizzard. Ve bir 30. yıl etkinliği şeyinden işte Binek'ti, kartlı şuydu buydu falan yayınladı. Hatta bakayım bulabilirsem içeriğini. Değer mi sizce?
Ya ben şeyle aldım, gold'la aldım. Birikmiş gold'um vardı. Zaten şey o 5 milyonluk mount'u alamayınca bayağı bir gold'um kenarda kaldı. Onları böyle şeylere harcıyorum. Yani şeyle orta paketi alıp onunla mount'u alabildiğin için orta pakete değer. Ama epic pakete, o en yüksek pakete değmez. Yani o zaten şey mount olan 40 euro. En düşüğü var 20 euro. Onda işte zaten bize yarayacak bir şey yok. 60 euro'lukta da ekstra işte Overwatch hediyeleri falan var. Hearthstone paketleri falan var ama o da işte ilgilisine gibi olmuş artık böyle. Yani bize WoW tayfasında yarayacak olan 40 euro. Onu da işte şeyle yani Blizzard Balance'la alabiliyorsunuz. Eğer ki hani gold kasabiliyorsanız, ne bileyim kenarda WoW token'ınız varsa bence onlarla almaya değer yani. 4 şey mi? Galiba 4 token oluyor işte. Aldığınız. Evet, evet. Yani 4 token'la. Bence 4 token gayet makul yani iyi bir mount için. Çünkü hani gold'la aldığını düşün öyle bir mount'u. İşte ne bileyim heroic raid mount'u falan gibi düşün. Zaten 250 bin gold'a falan satıyorlardı işte. Onun peki, gibi bir şey yani. Şeyi söyleyeceğim sana. Bu binek kalacak mı? Yani normalde kalıyor, böyle kalıyor. Olur. Ama hayır. Ha, şey alma süresi olarak. Aha, genelde şey oluyor ya. Mesela atıyorum içindeki parçalar daha sonra parça parça shop'a geliyor. Ha işte şey yok. Eylül'e kadar duracakmış. Ama Eylül'de tamamen kaldıracaklar. Ama daha uzun süre duruyor. Eskiye göre. Ay valla. Eskiden sadece event süresince duruyordu. Bir hafta sonra kapatıyorlardı. Şimdi Eylül'e kadar açık tutacaklarmış. Keşke her dursaydı ya biraz daha. En azından yine Eylül'e kadar falan. Direkt şey sırasında yani sadece. Direkt sayılıymış zaten. Böyle şey. Ya aynı şey ben Diablo Lilith'de de şey yaptım. Böyle dedim evet kastım ya. Lan dedim. Ömrümde bir kere belki böyle bir aptallık, beyinsizlik yaparım dedim. Kalmamış. O da sayılıydı. O da rare evet. Item direkt bunlar yani. Baya collector şeyleri falan var, sertifikaları. Enteresan ya. It's called marketing. Okay. İşte ne yapacaksın? İleride belki zengin olursak. Direkt böyle basıp alma imkanı olur. Lan ben şimdi direkt 9-1 tahminime gireyim ve niye öyle düşündüğümde. Tamam. Yani bu detaya da benden başka kim dikkat etmemiş bütün dünyada bilmiyorum abi. Dünyada? Yani sonra, ben de ilk başta... Hiçbir YouTuber da bunu söylemedi. Neyi? Görkem söylesin. Oğlum yok sen güzel yakala. Gol senin. Yani. Bu Shadowlands Story Trailer'ı vardı pakete çıkmadan hemen önce. 1,5 dakika civarı, 1 dakika civarı olması lazım. İşte onu... Bütün böyle bu patch'te gördüğümüz tematiklerden birer parça vardı veya pre-patch'ten. Biz onu konuşmuştuk hani hepsini elinde gördük. Mesela Denatrius'un Brentel'e dövdüğü sinematiği gördük. Ondan parça vardı. Remember this lesson vardı. İşte Jailer'ın böyle duckface olarak you know what must be done dediği Sylvanas'a o anı gördük mesela en son artık sinematik olarak. Ben de onlar dediğim. En son onu gördük. Bunun haricinde işte Anduin ile Sylvanas'ın konuştuklarını gördük. İşte kendi motivasyonuna anlattığı şeyi de gördük ama hala bir tanesini görmedik. O da Jailer'ın Beautiful Mortal diye böyle deyip, gerçi onu oyun içi söylüyor da oraya koymuş o kısım. O kısımda böyle morun içinde siyah bir portaldan çıkıp kocaman bir morun'a baktığı bir an var. Onu istersen yayında arkaya koy yani insanlar da diye. Oradan şu an çok zor ya. Yani. Şu an şeyde çok zor abi. Bilgisayarda çok zor. Evet. Time'la atalım biz öyle daha kolay. Evet. Dur bir dakika. Twitter'dan şeyi atabilirim. Sen devam et abi. Ona söyleyip hani devasa bir mama ortaya baktığı bir kare var ve bu sinematik şey değil. İnsanlar karıştırmasın. Görkem de öyle düşünmüştü. MoW'dan kaçış sinematiğimiz değil bu. Bu hala oyunda görmediğimiz bir sahne. Bir an. Bunu göreceğiz biz. Ve 9-0 bitmeden ve 9-0'ın kapanışı olarak göreceğiz. Attım ve 9-0'ın abi. kapanışında da Jailer'ın MoW ordusunun saldırıya hazır olduğunu göreceğiz.
şey hani artık oradan neredeyse çıkmaya hazır oldu savaşı. Ve ayrıca Kovun Story'leri de aslında Jaylen'la savaşmaya hazır olmadığı sadında bitti. Bu yüzden ben 9-1'in Jailer Ray'de Torghast olacağını ve Jailer konusunu 9-1'de bitirip daha çok twistleyip 9-2'de ve 9-3'de de bu twistle devam edeceğini düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bilemem. Ya o konuda seni şöyle desteklerim. Daha önce de buna benzer bir şeyi yaşadık. Hani herkes hatırlıyor musun BFA'da Sylvanas kesiyordu. Evet. Yani son raid işte Sylvanas olacak ya da son raid işte Horde ve Alliance arasında bir çekişmeye sahne olacak gibi beklerken yani değişti işler orada. Nuzot falan geldi ve işlerin renginin farklı olduğunu gördük. Yani son boss Jailer olmayabilir Shadowlands'te. Zaten orada imha ettiler. Evet ve artık o kadar fazla Jailer pop-up'lıyor ki yani şu anda işte Mav'da gidiyorsun gaz çıkardım hop Jailer yanılıyor sen mi osurdun falan diye böyle. o konuda o yüzden katılıyorum sana yani Jailer beklediğimizden daha erken gelebilir yani. Son boss tren de bilmiyorum ama yani bakalım. Güzel tahmin yani olabilir neden olmasın tabii ki de demek istediğim Jailer değil. Yani son boss'un Jailer olmayacağını ima ettiler ve böyle bir detay var onun için 9-1'e Jailer content'i bekleyebilirsiniz. Hatta böyle işler daha çok karışıklaşıyor işte Jailer aslında Jailer değildi. Arbiter bizi kandırdı falan. Evet. Yani Jailer aslında o yaşlı olan farklı değil mi? Aslında yani, o yaşlı olan farklı olabilir. Değil mi böyle? Ama tabii bunları biz BlizzCon kadar erken bir tarihte yani o 19-20 Şubat'ta görmeyeceğiz. Ve ben tekrar söyleyeyim arkadaşlar tarihleri söylemişken duyuru şeklinde olsun. 18-19 Şubat, 19-20 miydi pardon? 19-20, 21'de de Alef var arkadaşlar. Benim gibi girecekler var. 19-20 Şubat. İzleyin, ne yapıyorsun? Arkadaşlar tamamen ücretsiz olacak o yüzden kaçırmayın derim. Yani anlamıyorum derseniz bile bir yandan... ekranınızın bir nasıl söyleyeyim ya kenarında dursun alt tapta dursun bir şeyleri yani yakalarsınız. Sinematik izlersiniz yani o yolda. Sinematik izleriz. Kaçıracaklarını zannetmiyorum yani. Yani söyleyelim biz gene de. Evet neticede benim 9-1 tahminim bu. 9-2'ye daha cidden aklıma bir şey gelmiyor. Yani zaten 9-2 şöyle söyleyeyim var. Sen aslında onu söyledin ama ben sözünü kesmeyeyim dedim. Bu BlizzCon'da 9-2 ile ilgili bir şey çıkacağını sanmıyorum. Yani o kadar değil. Belki arada işte Gamescom falan olur. Ya da başka bir oyun etkinliği falan olur. Orada duyurulusu ya da işte hype'ı yaratılır ama bence biraz daha yakın tarihli bir şey yapılır. Yani açıklama yapılır Warcraft'la alakalı. Yani neden adam oyunun sonunun hype'ını yani işte anca tease olabilir. O da evet. Şey yapmıştı işte. Argus'ta yaptıkları gibi. Lead Legion olayından diyorsun. Aynen ben de onu diyecektim. Yani işte bir ucundan tease edebilirler gelecek şeyleri. Ama evet. Detayını vermezler. Ben de beklemiyorum yani. Jailer boss olursa erken olmaz ya. Yani hallice olur. Hayır. Çünkü son boss olamaz. Her boss'u direkt öldürmüyoruz. Boss olup evet. Sonra varlığına devam edebiliyor. Bakın Jayda evet. Da boss olmuştu hatırlayın. Evet. Ya da öldürüp pişman da olabilir mesela. Yani. Illidan gibi. Peki diğer oyunlara geçelim abi. Warcraft tamam. Mercan Tanesi teşekkür ederiz. Aboneliği için Prime teşekkür aboneliğini bize layık görmüş. Teşekkür ediyoruz abi. Kesene bereket. Ama Görkem şey, sizin content lore olarak tahminlerinizde tamamen mi? Başka bir şey yok mu? Yani content lore olarak abi çok farklı zaten bir şey beklemiyoruz ki. Yani nasıl söyleyeyim. Torghast'ın içinde döneceği belli. Jailden'a yakın olacağı belli. Anduin ve Sylvanas üzerinden döneceği belli. Yani aynı tahminleri yapıyoruz. Sen yani en fazla uçabileceğimiz de seninki kadar olacak. Öbür türlüsü yanlış anlamayın. Saçmalamaya giriyor. Yani işte atıyorum nasıl söyleyeyim. Saçmalayalım. Ya hayır mesela nasıl işte Winter Queen'i döveceğiz abi. Ne gerek var şimdi? Yani ne alaka yani? Hani anladın mı demek istediğimi? Sonra paket sonu. Yani işte BlizzCon'da göreceğimiz bu kadarı diye düşünüyorum. Bence zamana karşı yarışıyorlar. Şu an pandemi yani oyuncu çok. Pandemi falan bitmeden iyi oyuncuya kitlenmeli. Oradan ona doğru yolunda bence. Yani mantıklı.
Yok mu Akfon'la bir BlizzCon yayınımız falan, şimdi buradan bokun çıkartıyorum abi, beni zorladım falan. Baskı. Emrivaki. Bir emrivaki yaptım falan diye. Şimdi alttan bir dakika Discord'dan küfür geldi. Hayda. Ya ben Diablo'ya tekrar getireceğim konuyu. Evet, Diablo 4'ün çıkış tarihinin 2021 olmayacağını net söylediler. Peki sizce özellikle Diablo ve Overwatch konusunda net tarih verirler mi bu BlizzCon'da? Verirler ya. Verirler artık. Ya da şey gibi mi yaparlar? Abi Overwatch nereden çıktı? Bu Shadowlands'in çıkış tarihiyle alakalı yapmışlardı ya, hatırlarsanız işte. Neydi? Bu yılın son dönemi işte. Son 3 ayı falan gibi. Öyle bir şey mi yaparlar? Yani pandemiden dolayı bir pay bırakırlar muhtemelen. Ama bence de işte başta dediğim oydu zaten. Tam bunu kastettim. Yani sonra çıkacağı kesinleştiği için, o haber de duyulduğu için artık sonuçta, yani resmi açıklamada duyurdular. O hype'ı öldürmemek için bir şeyler vermeleri lazım. Evet. Ya işte büyük bir teaser gelir, işte bir CGI bir şeyler olabilir. İşte gameplay demosu, ne bileyim işte beta tarihi falan, o tarz bir şeyler olabilir. Yani ama kesin bir şeyler büyük bir duyuru gelir yani ikisiyle de ilgili. CGI, Diablo ile alakalı. 4. Yani tutmaları lazım insanları bir şekilde. Yani tutmalarına gerek yok ki. Diablo 3'ü çıkartıyoruz dediklerinin arasından sonra asır geçti yani. O konuda ya oyuncu bekler yani, ben sana onu söyleyeyim. CGI'la Lilith, who's this, who's coming falan şekli bir şey daha. Hani şey konusu yani kafanda şekillenmesin. Eda bu arada yeni Blizzard'cı olduğu için belki Blizzard'cı bilmeyebilir ama genelde öyle oluyor. Bir oyunu çıkartıyoruz diyorlar. Daha sonra aradan decade geçiyor. Hani oyunu unutmuşken sen ha böyle bir oyun çıkmıştı lan deyip alıp oynuyorsun yani. Evet. Yani bir tek benim şey Diablo 4 ile ilgili tek böyle hani komplo tarzı beklentim de bir zamanlar şey duyuldu çok, işte third person modu eklenecek oyuna falan muhabbeti vardı. Öyle olursa biraz daha roleplay oyunlara uygun bir şekilde. Evet ya, öyle düşünüyorum ben. Yani o olursa süper olur. Bir de şey beklentisi de var zaten. Böyle onu Diablo'yu en azından Diablo evrenine böyle multiplayer girişi gibi bir şeyler yapmayı düşünüyorlar galiba. Çünkü 4'te var o. Evet, open world'a evet, getirmeye çalışıyorlar. Evet, 4'te biraz onun girişi var gibi. Eğer third person olayını da duyururlarsa onun yolu açılır yani. Ya çünkü third person hani hani tamam Diablo'nun kamera açısı çok ikonik ama oyun dünyasını ulaştırıyor bence. O yüzden çok Diablo. Çünkü çok evet. Uzak hissediyorum kendimi o kamera açısıyla RPG oynarken. Arkada third person olursa cidden çok büyük katkısı olur oyunun içine girmeye. Evet. Yani böyle yarı WoW modu, yarı evet, böyle gene şimdi olduğu gibi action RPG modu. Bayağı böyle değişik bir devrimsel şey olur yani. İkisini beraber yapabilirler zaten. İlk söylenti oydu işte. Hem istersen izometrik oynayabileceksin, istersen third person diye. Ama tabii yani uygulamada hiç örneği yok. Yapabilirler mi bilmiyorum evet, yani. Evet, büyük devrim olur ama dediğin gibi. Güncellemelerde evet, şeyde görüyorsun. Ama şey sonra hikayeleri izlerken görüyorsun. Yıllar sonra Enis Kiraz'ı olur. Peki ama işler beklenildi. Aşkım şimdi şöyle söyleyeyim tekrar. Hani, hiç belli olmadı. Gerçi konuyu kısıtlıyormuşum gibi hissettim şimdi sen öyle söyleyince. Hani BlizzCon'la alakalı mevzu değil. Evet, Diablo'da o mekanik getiriliyor. Hikayelerde kamera açısının yaklaşıp senin karakterinin in-game, yani WoW'daki in-game şey gibi düşünün. Senin karakterinin olduğu bir sinematik sistemi geliyor. Ama bunun oynanışla bir alakası yok tabii ki. Evet, o WoW'daki gibi aynı. O dediğin. WoW'da olan şey gibi. Gene kendi karakterini görebileceksin sinematiklerde ama. Ama şu anda en büyük şey, kesinliği olan şey open world olması. Yani belli haritalarda belli lokasyonlar olacak. Onlara da gittiğinizde open world. Herkes açık, herkesi görebileceksin. O geliyor ama POE'de var tabii bilmiyorum. Yok şey gibi düşünün. MMO gibi olmayacak. Action RPG gibi olması için de daha hack and slash tarzı olacak gibi düşünün. Yani en fazla co-op oynayabileceksiniz. Öyle MMO gibi olmayacak muhtemelen. Tabii. Ya şeyi düşünün, aklınıza getirin. Division oynamış olanlarınız var mı bilmiyorum ama
İşte belli dungeonlar, belli yerler şeydi. Hani o sadece evet, grubundaki, partindeki insanları görebiliyordun. Ama open world'de işte o açık alanlarda herkesi net bir şekilde görüyordun. Selamlaşıyordun falan filan. Evet, third person olarak olabilir. Stand alone bir Diablo oyunu çıkarsalar düz Diablo'dan bağımsız. Ama işte Diablo oyunu olmaz ama o. Yani Görkem de onu evet, söyledi. Evet, ama evreninde başka bir oyun olur. Ben Diablo 4 için diyorum aynen. Ben açıkçası istemem. Şöyle söyleyeyim. Hatırlarsanız StarCraft'ta da buna benzer bir şey vardı. Evet evet, Ghost projesi vardı aynen. Hatta halen daha gelebilir diye işte o belki o oyun duyurulur falan diye bekliyor herkes de. Ben onu sanmıyorum ya. Yani gelse güzel olur tabii. Oynarız. Peki şey... Yani, işaret yok. Diablo'nun lore'u nasıl olur? Diablo Utku'ya soruyorum özellikle. Yani Diablo'nun lore'u... nereye gidebilir? Abi birçok aslında... Diablo'yu tekrar görebilir miyiz yani? Nasıl? Diablo tekrar çıkabilir mi karşımıza? Abi şöyle söyleyeyim. Bugüne kadarki izlenimlerimden yola çıkayım. Öncelikle bir oyun... Hani oyun dünyası olarak yorumluyorum. Bir, Diablo olmadan Diablo oyunu olmaz. Evet işte. Yani en nihayetinde ya evet Diablo 1'de de Diablo'yu öldürmüştük. 2'de de öldürmüştük. 3'te de öldürdük. Sırayla öldürdük ama Diablo bir şekilde geldi ve bunların hani zaten hikayesel anlamda da şeyi söyleyeyim. Bunlar ölmüyor. Hani işte karanlık çukurdan diyeyim Türkçesi. Karanlık çukurdan bütün iblisler yeniden doğabiliyor. O anlamda hani ölmemesi işte abi hikayeye çok aykırı işte olmaz falan gibi bir muhabbet söz konusu olmaz. Ama Diablo'yla bu sefer biz iyi anlamda çağıracağız da daha sonradan düşman olacağız tekrardan modu olabilir. Çünkü Lilith'e karşı mı? Evet, Lilith'e karşı. Çünkü yani Lilith öyle çok iyi bir karakter değil, onu söyleyeyim yani. Evet. Yani bence de değil. Yani öyle, ama şu anda hatta... şey büyük ihtimalle Mephisto'dan beklentim var benim. Mephisto tehdidiyle bir Lilith'i çağırma durumu söz konusu olacak. Ya da işte artık Diablo 3'ün ikinci expansion'ın yani nasıl söyleyeyim Reaper of Souls'un bitişindeki cümlelere dikkat ettiyseniz yani orada Tyrael şöyle bir cümle kuruyor. Nephilim bizim artık hani kurtarıcımız mı olacak yoksa başımıza bela mı olacak onu hep birlikte göreceğiz gibi bir cümle söylüyor. Büyük ihtimal daha önce bunu Diablo 1'de yaşadık. Diablo 1'deki oynadığımız Warrior karakter Diablo 2'de The Dark Wanderer diye geçiyordu. Yani Diablo'nun ta kendisiydi. Öyle bir durum söz konusu olursa Diablo 3'teki Nephilim'lar Diablo 4'te ana düşman olup artık yani Uldisyan tarzında bir güce erişmiş ve durdurulması gereken bir konuma gelmişse Lilith'i çağırıyoruz. Daha sonra Lilith başa sarılıyor. Lilith'i durdurmak için Diablo'yu çağırıyoruz falan gibi bir ya, durum söz konusu olabilir yani. Inarius gelir mi ne diyorsun? Abi sinematikte net verdiler Inarius'u. Yani kesin gelecek gözüyle bakıyorum açıkçası. Expansion'dan bir Inarius getirir bence de. Şöyle söyleyeyim. Inarius dediğin oğlu olan mı? Hayır. Yani. Bütün insanoğlunun babası Inarius. Lilith'in. Ha, şeyin eşi. Lilith'in eşi. Lilith'in kocası tamam. Evet. Nephalemlerin babası. Aynen. Yani evet aynen. Yani daha sonra onları... Sinematikte de net bir şekilde onun zincirli hali verildi. Acı çekiyorken tabii yani düşünsene sen evet meleksin ama karşındaki kişi de Mephisto. Yani Mephisto'yu o yüzden ben şey getirdim yani. Ondan dolayı uğraşıyor olabiliriz. Diablo lore anlatımında şey demiştin sen. Bu arada arkadaşlar Diablo lore'sunda biricik kaynağımız Utku Türkçe. Ben de oradan öğrendim yani Diablo'yu. Diablo uzmanımız. Eyvallah. Nephalem bunları öldürmek isteyip bizim insan ırkını öldürmek isteyip karşı çıkıyordu galiba. Benim ya, evlatlarım bunlar değil. Şimdi abi o Nephilim olayı çok karışık. Yani Nephilim evet en güçlü olma potansiyeline sahip ya. Bir olgu ama irade olarak da en zayıf ırk olduğu için evet. Gücü eline aldıktan sonra da hepinizi sikerim moduna çok rahat girebilecek bir şey evet. Yani. Ya öyle. Yani o yüzden durdurulmamız gerekebilir belli bir noktadan sonra. Bu şey anime izleyen varsa Attack on Titan'da da işte Titanlar bir iyi bir kötü bir taraf iyi bir taraf kötü olayı var. Aynı ben onun Diablo'daki şeye benziyorum. Nephalem işte aynen birin sonunda Diablo'ya dönüşen
İşte ikinin sonunda da işte bu sefer taraf değiştiriyor. Bu sefer Nefelem 3'te tekrar kurtarıyor falan. Bir bu sefer 4'te de aynen sıra Nefelemlerin kötü olmasına geliyor. Öyle olacaksa bizim oynadığımız karakter zaten Nefalem'in tekrarı olmayacak. Üçteki karaktere devam etmeyeceğiz evet. O zaman. Evet, etmeyeceğiz. Ya onun şeyi aslında Günah Savaşı diye bir hikaye yeri var. Ben şimdi hakimim ya, konuşur dururum ama neyse. Lütfen, lütfen buyurun. Günah evet, Savaşı'nda da buna benzer bir durum yaşandı. İşte Lilith, Uldisyan diye bir arkadaşı çok böyle kandıra durdu. Daha sonra Uldisyan kendi gücünü eline geçirince tabii... Nasıl söyleyeyim, hani hem cennet hem cehennem hem de insanoğlu tarafından durdurulması gereken bir konuma düştü. Yani buna benzer bir durum bekliyorum açıkçası. Lilith'le evet, evet, aynen. Şey yapınca. Bu ara tabii Ratma falan gelecek. Bayağı eski filmler efendim, söz konusu olacak. Şey oldu, o sinematikte gördüğümüz. Ratma'ydı. Evet. Yani o mother sözü boşuna olacağını düşünmüyorum ben. Görkem de orada biraz beni destekledi zamanla. Evet evet. Ya tabii canım, o direkt destekliydi zaten, aynen. Ya direkt onu de... hatta tutturdun sen yani, onu da söyleyelim. Herkes ilk başta bir yok canım Ratma değildir dedi. Ondan sonra direkt o sinematiğin edit videosu bir şey çıktı ya arada, evet. Yakaladılar. Direkt orada Ratma yazıyormuş zaten onun olduğu yerde. Ne yazıyordu? From the Ratma's Eyes diye bir aynen, detay vardı. Aynen. Oraya direkt bağlandı edit, mevzu. Edit. Diyorsunuz, adamlar öyle yazmış zaten. Confirm oldu. Sonra da açıkladılar zaten. O evet o diye. Bakalım yani Diablo 4 ile ilgili beklentilerim böyle ama BlizzCon'da en azından ben şeyi bekliyorum işte 2022'nin ya da 2021 işte bir sürpriz yapıp son çeyreği falan diyebilirler diye umuyorum. Yani evet, bence de yıl başında yani ilk çeyrekte çok büyük ihtimal gelir zaten. Ona da ne olur ne olmaz payı olarak bırakırlar işte. Hani daha devam eder evden çalışmaları falan diye. Bence tek erteleme o yüzden olur ama çok büyük ihtimal 2022 başı işte Ocak, en geç Şubat gelir yani. En fazla bir yılı var, öyle düşünüyorum. Immortal ücretsiz mi olacak? Vallahi arkadaşlar, eğer ki bir mobil oyun tasarlayıp piyasaya sürüyorsanız ve ücretsiz yapmaz iseniz benim nacizane görüşüm, kendi crush'ın ötesine geçemezsiniz paralı yaparsanız. Yani evet, yani her ne kadar komik de olsa yani bu tarz basit işte Flappy Bird'di, kendi crush'tı ve nasıl söyleyeyim ya, bildiğin ucuz mobil ya da beleş mobil oyunları geçmek istiyorsanız beleş yapmak durumunda kalırsınız ama zaten beleş olacak diye evet, söylendi. Evet. Onu galiba açıkladılar. %100 ücretsiz olacak. Hatta işte şey pay to win hiçbir şey olmayacak. Sadece kozmetik şeyler ücretli olacak dediler. Adamlar DLC'leri bile satıyorlar ama işte arkadaşlar mobil oyun piyasası öyle değil yani. O Tabii mobilde yemez o, aynen. Benim anladığım kadarıyla şöyle olacak. Immortal'ı Diablo 4'ün promosyonu için kullanacaklar gibi gözüküyor. Çünkü konu da bağlantılı. Bir böyle onun hem yolunu yapacaklar hem de işte Diablo 4'ün reklamı için böyle kullanacaklar. O böyle bir nevi mobil Diablo 4 reklamı gibi olacak yani. Yani mümkün. Düşündüm. Hatta onu bulmaya çalışıyorum da ücretsiz olduğunu söyledikleri bir şey vardı. Şimdi atacağım birazdan. Immortal çok fena hype. Oyuncu görüntüler mükemmel. Evet yani bu şimdi konuştuk. Hiç şey yapmayacağım yani. Bir ara mobil oyun diye gömdüler. İşte BlizzCon'da yuhaladılar falan da. Yok yani ben gerçekten öyle düşünmüyorum. Güzel olacağını ve yani iş yerinde bir kere herkesin molalarda falan Blizzard camiasından bahsediyorum. Evet. Elinde telefon lambur lumbur Immortal oynayacağından eminim yani. Ben onu da söyleyeyim. Hatta şey olacak, iş sırasında falan bile ya da derste falan oynayan olacak yani. Ya işte o konuda bayağı iddialılar, bir de gelmiş geçmiş en iyi, en böyle muhteşem mobil oyun olacak falan diye. Bayağı da iddialılar yani. Vallahi bilmiyorum abi, deneyemedik ki. Yorumlar da öyleymiş. İşte evet, evet. Görmedik, bilmiyoruz yani. Denesek biz de derdik şöyleymiş böyleymiş. Abi ya, Diablo 4 yani, beklerken ya bir şey söyleyeyim mi, gerçekten Diablo 4 bekleyen arkadaşlar ya 2 ile 3 arasındaki zaman farkını gerçekten unuttuk mu ya? Ya ben korumuyorum ama
O yani, kadar olmaz tabii. Şimdi zaman değişti. Times change yani lütfen. Ya öyle de bilmiyorum abi. Değildi. İyi de yapıyorlar arkadaşlar. İyi de yapıyorlar. StarCraft 1 ile 2 arasında da 10 yıldan. Haberi buldum, yolladım bu arada. Diablo Immortal'ın beleş daha olacağını. Baktı da şey yapmadı. Ya StarCraft 3 ne olur çıksın ya. Vallahi sürpriz duyursa söyledim. Bilmiyorum. Acaba Heroes of the Storm'a yeni hero'lar gelir mi? Bak onların duyurusu da yapılabilir. Evet. Zaten yani eğer e-sporla ilgili herhangi bir şey yapmayacaklarsa... Değil mi? Evet, büyük ihtimalle olur. Böyle yeni bir hero falan. Ya işte beklenmedik bir şeyler olabilir Heroes of the Storm'da. Ben şey bekliyorum. Story modu eklemeye çalışıyorlar gibi gözüküyor sanki. Ama nasıl ekleyecekler? O co-op mu olacak? İşte yani bir böyle RTS tarzı bir şeyler mi yapacaklar? O belli değil. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu anda chat'in uçması çok hoşuma gidiyor. Bak Warcraft 1, 2'nin remake'i. Ya bunlar olabilecek şeyler. Yani evet. Gerçekten çok uzak ihtimaller değil. World of Warcraft yeni paket duyurusu. Abi neden olmasın? Yani yeni paket duyurusu çok ilginç olur ama daha 9-1. İşte, yani hayır uçuyoruz şu anda hani. İşte. Yani neden yani olmasın? Yani şaşırırım ama şok olmam öyle diyeyim. Evet ben de bugün bir düşündüm de sonra yok ya. 9-1, 9-2 ve 9-3 gizleyip nasıl şey yapacaklar dedim. Sonra çok gerekli. Abi sadece bak sana şöyle söyleyeyim. Sadece content içerikli bir logo bile verseler yeter yani patlaması için. Şey mi? Official Next Expansion logosunu çat diye arada bir kısacık bir video verip herkes kalp krizinden gider zaten. Evet, kısacık bir video işte gösterip ismini verip logoyu gösteriyorlar değil mi? Şey Elder Scrolls'unu yaptı. Abi düşün ya Zaris dedi mesela. Ya Black Empire'ı yani bir 3 saniye gördün düşünsene. Hype'ın 5 katına çıkar o vaktinde. Yani. O vaktinde Hype'ın 5 katına çıkar. Ya, tabii canım yani bir yani şey olur onu beklerken üye sayısı 20 milyonu falan geçer artık. Ve bu kez teoriler diye uçar artık hani Black Empire. Tabii yani aynen o kısım zaten. Nasıl oldu, niye oldu, hani zot şeydi falan. E-spor sektörüne uygun bir oyun çıkarmalarını bekliyorum. Yani. Ama onu belki yaparlarsa işte 9-3 ile beraber der. Bu kadar erken yeri. Bakalım. Evet. Yani en azından şey olur. Gidişatı görürüz. Yani WoW'un hikayesi nereye gidecek falan. Onu göreceğiz büyük ihtimalle aynen. Yani bir ön işte şeyi verirler. Çok fazla böyle hani fragman olmaz ama işte 9-1'de şu olacak 9-2'de de bu olabilir'i zaten verirler. Ötesini de işte, işte Murat Han'ın dediği gibi yani gelirse şok olmayız yani. Çünkü şey oldu şimdi sonraki BlizzCon'un da olmayacağı büyük ihtimal %90 olmayacak zaten. Evet. O da zaten Kasım'da. O olmayacaksa ve bir sonraki BlizzCon Online'da gene bu civarda işte sonraki senenin Şubat'ında olacaksa o zaman zaten hype'ı öldürmemek için oyuna olan ilgiyi de böyle kullanmak için öyle bir şeyler yapabilirler yani. Ya StarCraft'ı Z kuşağı sever mi diyorsun da abi Türkiye sever. Olarak odaklı düşünmeyelim onu gerçekten evet, Z kuşağı evet. İçinden geçiyor evet. Yurt dışında yani StarCraft'ın. Oraya evet. Z kuşağı seviyor en azından öyle düşün yani. Ya adamların atasporu yani bu. Gerçekten ya atasporları. WoW 2 olmayacağını ne yazık ki söylediler onu diyeyim de. Yani WoW 2 değil ama şöyle bir şey olabilir. İşte WoW'a yeni bir grafik güncelleme projesi vardı. Onu şeyle yaptılar şimdi. İşte bu customization'lar falan geldi ya. Bu customization'ların bir sonraki level'ını duyurabilirler. Aa, çok iyi olur evet. Body type'lar ne bileyim işte daha çok özelleşmeler evet. İşte şey söylentisi vardı mesela tattoo shop işte söylentisi vardı işte barber shop gibi işte heritage armor'lar eksik kaldı heritage armor'lar heritage armor'lar bir de heritage weapon'ları zaten duyurabilirler işte o tarz bir şeyler gelebilir. Çünkü yani hala bir sürü ırk da eksik. Yani undead, human, troll. O tarz şeyler gelir yani. Kuşak anlamları tamam. Ki zaten bu iki gibi olur onlar da geldiği zaman. Nasıl yani? Dur bir dakika. Siz devam edin abi. Yani şu an bir sürü ırkın heritage eksik. Dediğim gibi eksik
Yani bazı ırklara haksızlık derecesinde customization gelmişken bazı... Ha evet evet. O doğru canım. Yani mesela human female'la human undead'ler başka bir şey oldular. Yani çok abartılı geldi. Ona karşılık bu adet bir şey geldi. Özellikle humanların customization'ı da düşünürsen evet. Böyle kendi evet. içinde farklı ırklar olabilmesi falan. Evet hani ve undead'ler mesela hani resmen oynanabilirlik kadınlar öyle bir seviye atladı. Onun için eksik kalan ırklara da mesela Nightborn'lara ben yani bir tip değişimi gelse ben bunu feature yani özellik sayarım. Gerçekten oyun içinde yani işte, bunları oldu sevmiyorum. Zaten. Allied Race'leri bence bir şekilde bir yerde birleştirmeleri lazım zaten bağlı olduğu ırklarla. Yani onu da nasıl yapacaklar işte onu bilmiyorum. Hani şey madem uçuyoruz onu diyeyim o zaman. Bu No Faction geyiği evet. alevlenmeye başladı yeniden. Tabii expansion muhabbeti olmadığı için o çok konuşulmuyor ama bu customization olayı üzerinden bütün elfleri yani Blood Elf'lerle Void Elf'leri işte birleştirme muhabbeti var. Ve işte şey olayı da var işte War Mode 2.0 çünkü Hunter Vendor gelince PvP'ye ilgi %60 ne oluyor? Tabii %160 mı oluyor? İşte yani PvP eskiden 1 yapılırken şu anda 60 katı yapılıyormuş. Evet. O yüzden PvP'ye artan ilginin üstüne gidebilirler. Ve işte War Mode 2.0 projesi yeniden çıkabilir ortaya. İşte bu No Faction'a bağlı olarak sadece mesela işte bunu anlatmıştım size. Belli bölgelerde işte World PvP devamlı açık olacak. İşte oralarda sadece PvP olan factionlar olacak ve işte mesela PvP guildler oraya gidecek. İşte Rated Battleground modunda sadece o guildler işte bunu yapabilecek falan. Ya da işte gene böyle şeyden Group Finder'dan bulup girebileceksiniz. War mod açıkken sadece o bölgelerde işte bir şeyler yapabileceksiniz. Onun dışında da işte sadece PvE olan guildler işte bütün ırklar beraber işte faction fark etmeden mesela raid yapabilecek ama onlar da sadece PvE yapabilecek. Beraber işte karşı factionlar PvP yapamayacak gibi bir War Mode 2.0 söylentisi vardı. Eğer ki işte bu customization olayları bu yolda devam ederse ve Allied Race'leri de birleştirmeye giderlerse ancak bu şekilde bir böyle mantıklı yolu olur. Öteki türlü çünkü şey olacak gene işte bir taraf Void Elf bir taraf Blood Elf ama aynısı evet. kullanıyorlar falan olayı gelişmez yoksa yani. Community'yi bölecek diye bir düşünce var da community'nin bölüneceğini sanmıyorum. Yok yani. Yok tam tersine bence evet. ilgiyi inanılmaz arttırır o No Faction ya olayı. Şöyle düşün. Abi zaten var No Faction yani, olarak gelmeyecek o işte War Mode 2.0 olarak. Arkadaşlarımız yani. Var atıyorum abi Alliance'dan yani neden şimdi ben şey yapmak istemiyorum adam bizimle birlikte raid yapmak istiyor ama orada da PvP yapıyor. Bunun için evet. yeni karakter oturup kasıyor ya da biz orada karakter oturup kasıyoruz falan filan hoş olmuyor yani. Yani normal böyle bir birleştirici bir muhabbet gelirse bence çok da güzel olur yani. Evet. Ya bir de abi yani kıçımıza Jailer girmek üzere hala Faction ne gerek yok bu aşamada. Yani. Yani gerçekten. Salın, bir süreliğine salınır yani. Tabii tabii. Tamamı da Jailer derdi var. Pek güzel yaramış güzel hala Faction. Bence hani onu sonra olacak diye duyurabilirler öyle bir proje var diye. Ne olsun, yani ne titanlar gezegene kılıç saplıyor, gökyüzü kılıyor bizi hala. Ya faction evet. olayı değil o hani. Ama faction gibi düşünmeyin evet. O zaten o şekilde duyurulursa tepki alacağı için PvP üzerinden duyurulur o. Onu öyle bekleyin yani. Ya böyle şey şöyle söyleyeyim arkadaşlar biz faction muhabbeti yapıyoruz ama gidiyorsun mercenary'den takıyorsun maskeni. Horse'dan Alliance, Alliance'dan Horde girebiliyorsun yani PvP. Tabii tabii. Ya o zaten aşırı kolaylaştı ve şey de diyorlar yani PvP'ye ilginin artmasından sonra zaten o Mercenary modu da o kadar popüler oldu ki Alliance olarak Battleground'la girenler de zaten Horde oyuncusu diyorlar. Yani zaten player şeyinden bakıyorsun işte yani gözüktüğü kadar işte mesela şeye bakın işte World First Guild'leri görüyorsunuz işte çoğunluğu Horde yani
genel oyuncu profiline baktığınız zaman da çoğunluğu Horde. Evet. Zaten bu kadar PvP yapılabilmesi için birilerinin mercenary olarak girmesi lazım. Başka türlü olmuyor çünkü yani. Karşına adam gelmez yoksa herkes bir saat sıra bekler. Yani o yüzden zaten bu War Mode 2.0'ın yolu mercenary'nin açık kalmasıyla yapılıyor. Evet yani o konuda ben... Ama oyuncu sayısı bu kadar yüksekken yine yalan. Yani PvP yaptıracak kadar. Ya işte Alliance PvP yapıyor ama yani yapsa bile zaten o kadar Alliance oyuncusu yok artık. 30'a evet. 160 gibi bir şey var. Yani aktif oyuncu yüzdesi var. Çoğunluğu Horde olduğu için zaten sıra gelmesi için o aslında debufflar şeyler var işte. Alliance daha çok PvP yapsın da denk olsun diye. Ama öyle bir durum yok yani. Patch tarihi olarak ne düşünüyorsunuz? Ben Mayıs diyorum. Patch'te Mayıs. Yani Mart ortası olursa şaşırmam öyle diyeyim. Erken gelebilir. Ya ben şu şey... Ama daha şöyle söyleyeyim. Birçok guild kesemedi Mythic'te. Bekletirler evet, daha. Evet. Evet, yani, yani Hall of Fame'in kapanmasını bekliyorlar. Horde Hall of Fame'i bitti. O yüzden nerfler gelir artık bence. Ne olabilir. Ama şey ya bu ben açıkçası şahsen dedim keşlerin bu kadar hızlı gelmemesi isteyen biri olarak sadece raid anlamında değil. Ben Legion'da boğulmuştum yani açık olarak. Yani. Ama onu şöyle düşün. Şimdi, eski yani patch sistemi olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü son patchler çok uzun sürdü ya. Hep bir yıllık son patchlere alıştık biz. Şimdi evet. Öyle yapmamaya çalışıyorlar. İşte o Lich King'in patch sistemine benzer bir mantıkta gelecek gibi. Öyle olursa zaten 9.3'te de sağlam bir content gelecek. Zaten onun için de erken gelmesi çok problem olmaz. Yani çünkü 9.1'de çok büyük ihtimalle raid gelmeyecek zaten. Yani 9.1.5'te gelirse de dışarı raid olacak. Mega Dungeon falan tarzı bir şeyler gelir. O yüzden bence 9.1 hani çok da abartılacak bir patch değil. Gelebilir erken yani. Çünkü uçmada geleceği için ilgi de artar. Kolay da alır. Bayağı bir... Raid 9.1.5'te gelir o zaman. Ne? Raid 9.1.5'te gelir o zaman. Çok büyük ihtimalle. Yani şey gelir işte... hikayesi gelir, yolunu açarız ve büyük ihtimalle de o şey hani datası da geliyor ya patch'le beraber. Datası da gelir ama büyük ihtimal böyle onu da encrypted tutarlar. Zamanı belli olunca işte 9.1.5'le açarlar onu da. Minik raid gelir mi 9.1'de? Sanmıyorum ben ya. Sanmıyorum. Yani Mekada yaptılar ama. Gelecek gibi çok büyük ihtimal. O da işte o tahmini de söylemiştik de şimdi detayını unuttum onun. Bir bakayım ona. Ya şey ama Trinket Raid'i diyoruz biz onlara. Trinket Raid'i evet. Son raid öncesi gelir abi. Ya ama BFA'da 8-1'de gelmişti ama Mega Dungeon 8-2'de gelmiş. Mega Dungeon raid geldi. Direkt. Evet, yani evet. BFA'da vardı o. İşte şey gibi gözüküyor biraz. Yani bu Renown'ların bitme tarihine yakın işte 40 bir de Renown'lar çift çift gidiyor ya bazen. Aslında bazı questleri ekledikleri zaman 3-3 de gittiği oldu. O yüzden yani beklenen bitme tarihi Mart ortası ama daha önce bitecek bence. Renown 40'a daha önce ulaşacağız. Ama o şey yüzünden şu an Story Covenant kampanyaları bittiği için 2'ye düştü ve öyle kalacak. Yani Covenant serverları varken yoktu. Zaten Story eklenecek ona. Şu anda yok oyunda. Yok ekstra Renown vermeyeceklerini sanmıyorum. 2-2 gider diye düşünüyorum açıkçası bu saatten sonra. Yok işte şey yani 9-1'in konusuna bağlı bir şey vermezler ama böyle şey tease edecek bir şeyler verebilirler. Evet. Peki bu şey ne? Mesela sinematik gibi bahsediyor. Yani aynen. Öyle olursa işte hani bir tane o ekstra oradan alırsak yani bir hafta bile 3 Renown alsın o zaman zaten bayağı öne çekiyor. Şimdi mesela geçen biz Utku'yla bakıyorduk onu tartışıyorduk. BFA'da bu Keystone Master çok sonradan geldi. Burada çok erken verdiler. Neden? Acaba başka bir şeyler mi yapacaklar? Hayır, achievement vardı. Binek yoktu sadece. Evet. Yani binek olduğu için herkes
hem manyak gibi oyun uğraştı, bir de community cidden artık Mythic Plus'ın bu konu çıkardığı için yapılabiliyor yani. Ya abi hala evet. Söylüyorum bak, community derken pandemi abi, evet. Pandemi insanlara gerçekten çok fazla oyun zamanı tanıdı. Evet. Ya bak aynı şeyi söylüyorum. Ben loglarıma bakıyorum. Ya biraz da çünkü şeyin tribine girdim. Geçen hafta Okan'la da konuşurken bahsetmiştim. Ben mi beceremiyorum? Ben mi yetişemiyorum modunda? Yok abi. Dediğim gibi Legion, BFA yok, ve Shadowlands loglarımı kıyaslıyorum. Aynı şekilde oyunumu oynuyorum ben. Neden? Çünkü hayatımda hiçbir şey değişmedi. Hani anlatabildim mi demek evet, istediğimi? Yani zaten olay o değil. Olay şimdi yani istek üzerine biz oynuyoruz, bitiyor, bir şeyler daha olsun da kasalım diyen bir kitle olduğu için onlara yapabilecekleri şey bıraktılar. Aslında yapman gerekmiyor. Yapman gereken şeyi evet. Yapıyorsun, bitiyor. O da bayağı az yani gerçekten zorunlu olan. İşte bir tek galiba zaten Soul Ash dışında haftalık yapman gereken bir şey bile yok. Ha bir de evet, o konuda var evet. BFA'ya göre grindi daha az. İnsanlar çok çabuk çok bitirip evet. Bu tarz şeylere çok fazla vakit ayırabiliyorlar. Evet. Ultra zorunlu falan değil yani kesinlikle. Grind yok yani eskisi. Yok hiçbir şekilde BFA gibi grind yok. Ben bunu en başında... Aşkım yani, işte onu evet. Söylüyorum. Sana bana var. Sen bir sus, SG kaldı. Zorunlu değil, doğru. Sana bana var. Niye var canım? Hayır, ama BFA'ya göre düşünüyorum bir ay. Hayır, BFA'ya göre az canım. Benim demek istediğim tabii işte canım, diyorum yani. Ya sana insanların vakti var artık bunu yapmaya. Evet. Evet. Tabii. Yani o da şeyden işte yani pandemi durumundan dolayı evde aktif mesela oynama süresi eskiden işte mesela 4-5 saatse böyle fazla çıkıyorsa mesela ve işte günlük daily'sini bilmem neyi yapıyor. 4-5 saat oynuyor günlük. En hardcore oynayan bile. Şimdi onlar baya mesai gibi 8 saat en az oynuyorlar. 8-10 evet. Saat. Evet. Ya biliyorum yani ya. Bildiğin... Onu düşünürsen ona zaten yetişmem mümkün değil. Ev geçindirilen adam var yani şu anda. Tabii abi, yani işinin olması lazım işte. Anca o zaman yetişebilirsin. Ona ben de yapamıyorum ki benim sana göre nispeten elim boş. Böyle freelance iş gelirse anca bırakıyorum ama yani 8-10 saat demek zaten mesai süresi o. Yani oynayamazsın. Anca boş gününde işte hafta sonu falan oynayabildiğin süreleri düşün. Ben mesela en çok abandığımda 5-6 saat oynayabiliyorum yani. Benim vallahi bir rekorum var. BFA'da 8-3'te bir 10 küsür saati geçmiştim. Sonrası yani ortaz oturup dinlendim galiba. Öyle bir rekorum var. O da tükenme sendromu o. Bir kere yaptım yani, daha da yapmadım. Tabii her gün olmaz o yani. Bakalım yani işte onu loot almayı zorlaştırdılar beynim... ama Blizzcon'da bir şey... Loot muhabbeti aynen. Utku de onu. Blizzcon'da bir şey, açıklamayla bir vendor, böyle Venari modeli. Bizim öyle bir şey duyulursa herkes diğer her şeyi diğer her şeyi niye ya. Salsın? Bak, sallamaz. Lore konseyinden önce, konseye başlamadan önce konuştuk. Abi diyorum ya, maximum item sınırını eşit tutarsan isteyen istediği tarafa yönelir abi. Evet. Aynen. Hayır, kastım şu, öyle bir şey duyulmaz. Herkes diğer bütün taş özelliklerini sallar, zaten ona bağırıyor. Evet. Ya ben şöyle bir şey bekliyorum. Eski Valor sistemi gibi olmaz. Bu yeni Hunter sistemine benzer bir mantıkta olur. Yani bir item alırsın, upgrade edersin. Naz Jeter'deki sistemi düşünün. Evet. Oraya özel bonus buff veriyordu ve oranın itemlarıyla upgrade ediliyordu. O tarz bir şey gelir. Yeni content'ten alınan bir böyle currency ile bir şeyle upgrade edersiniz. Onu yapmak zorunda kalırsınız ve bunu da bence çok büyük ihtimalle hem heroic daily hero'ya bağlayacaklar hem de raid finder'a ve işte diğer üst raid zorluklarına bağlayacaklar. Belli cap'i olacak onun çok büyük ihtimalle. Evet. İşte Stygia olmaz, yeni bir currency gelir ona çok büyük ihtimalle. Çok eski bir olur hani mantığında. Evet. Hiçbir şeyi kullandırmazlar, hatta Mythic Plus'tan da vermezler onu. Yani cap'i sadece cap'i alacağın kadar verirler işte. Evet, cap'e kadar evet. Yani grind farm modu yapamazsın onu. Mesela daily ya da mythic plus'a girdiğin zaman atıyorum günde 200 mi alacaksın? Günde 200'ü random bir yerden alırsın. Haftalık alacağında işte raid finder'dan ya da raid'den alırsın, biter o yani.
Mesela şey de olur. Online'da bağlamazlar. Zaten esas mantığı onun. Haftalık şey olur mesela. Ekstra bir işte yol vermek. Weekly Vault'a mesela onu koyarlar. Mesela Weekly Vault'a yaptırırlar. O cap'in bir kısmını belki haftanın yarısı, haftanın başında cap'in yarısını bitirirsin mesela belki duruma. Aynen ve direkt mesela oradan alabilirsin bir tane evet. Mesela. Ha bir de belki weekly vault'tan alınacak item'ı birden ikiye çıkarmak bu abartılıyor ama bu kadar kısıtlıyken. Yani başına olmaz işte oradan aldığını yükseltme falan gibi bir şey koyarlar ona. Evet. Yani onu da upgrade eder çünkü hunter item'larda o olay çok tuttu ve şey yapıyorsun işte. Setini alıyorsun, sonra setini yükseltmek için PvP yapmaya devam ediyorsun. Evet. Hem Hunter'da hem Conquest'te bir de. Evet. Aynı işte mesela PvE için düşünürsen hem Heroic ve Raid Finder yapacaksın casual, Hunter gibi düşün. Hem de işte Heroic üstü Raid ve Mythic Plus yapacaksın. O da işte Conquest'te denk olacak. Büyük ihtimal o zaman böyle bu düşük loot sayısını da bir nevi dengelemiş olacak. Evet yani böylece PvP'ci arkadaşlar da benim gibi kolsuz arkadaşları çekmek zorunda. Yani iki tarafı da dengeler bir de çünkü. Herkes kendi işine bakar. Evet işte ekstra bir stat yok nasıl olsa PvP için. PvP'ci de onu yapar böyle çabuk yırlanmak için. Illidan Reis. Illidan Reis henüz ses yok kendisinden. Henüz ses yok. Bekliyoruz. Kızıl Yıldız orada durdukça Illidan her an gelebilir ama onu düşünün yani. Ama o şey BlizzCon'un posterindeki Illidan Reis TBC yani ben de katılıyorum. TBC evet yani. Burning Crusade ve Hearthstone'dan dolayı var. Bu arada ben şeyi de bekliyorum klasik demişken çok büyük ihtimalle klasik Lich King duyurusu ya da bir tease'i olacak gibi onun yolunu yapıyorlar. Çünkü genel metodu sabitledikten sonra bu klasikteki expansionlara karakter taşıma olayı olacak gibi. Her klasik kendi içinde devam edecek. Ve işte orada max level'a getirdiğiniz karakteri bir üst expansion'a, klasik expansion'ına kopyalayabileceksiniz. Ama onun galiba bir süresi olacak. Belli limitleri olacakmış işte. Öyle devamlı kopyalama olup da işte gold taşıma falan olmasın diye. Zaten gold taşıyamayacakmışsınız. O bu ara ısrarla soruyor arkadaş. Atlamış gibi şey yapmayalım sıra geliyor. Bolvar'ın üstündeki zırh kendinin. Kendinin. Evet. Lich King zırhı değil o. Değil. Silahı da kendinin. Artas'ın üstündeki kendi de Lich King ediyorum. Zırhı değildi. Onu da... Yok Artas'ın da kendi zırhıydı canım. Lich King'in öyle. Evet. Lich King'in zırhı bir helm. Helm ve kılıç. Kılıç. Çok güzel teori. Aynen. Ne ya? Tyrande'ye karanlıkta izini çıkartacaklar. Wow. Öpücükle. My love. Ama şey de olabilir. Artık sen de bendensin. Gördün mü? Demek ki böyleymiş falan da diyebilir yani. Oradan Malfury'ı kuduruyor falan. Nasıl öpüyorsun? Ne abi? Şey, ne dedi? Ayvin gözünde diyorum bir damla gözyaşı pıt. Arkada ağlıyor böyle. Haset dolduruyor orada falan Ferhom'da. Ondan sonra Serinler Dark Side'a geçiyor, Horde'a geçiyor falan. Ben genelde bu işin hep aşk tarafındayım. Niye böyle bir şey oldu söyle. Aa, öyle mi? Yo, güzel ama hakikaten o bayağı pembe diziler yani hepsi. Bir şeyi söyleyelim Trend'e hakkında. Trend'e bence her türlü ölecek çünkü gücünü Malfurion'la dövse bile yine bunu Ardem Yurt'ta görüyoruz yani o güç mutlaka öldürüyor bir noktada kullananı. Trend'e Malfurion'un da gücünü paylaşır mı bilmiyorum ama paylaşsa ölecek tabii. Orada sağlam bir twist geliyor gibi gözüküyor. Ama demiyorum. Vallahi Burak haklısın abi. Da abi yani Malfurion Kadimler Savaşı'ndan beri hiç görmedik doğru düzgün ya. Aga'yı. Onu da efsanelerden duyuyoruz ha belki öyle değil ha. Hayda. Kitaplarda, hocam, sagalarda öyle yazıyor evet yani. Evet ya. Malfurion o kadar güçlü yaptı yapacağını. Yani. Onun dışında o kadar güçlü haldeki Sylvanas'ı Dark el pençe yaptırdığını unutmayalım. Alper Tungo öldü mü, Esulac'ın kaldı mı falan hep öyle. Yani. Malfurion o haliyle Sylvanas'ı bayağı... O kadar güçlü Sylvanas'ı yenildi Dark Souls Savaşı'nda. Yani ama... yancısıydı direkt. Herif işte göstermiyor resmen gücünü. Yani. Ya valla şimdi dur nasıl söyleyeyim. Toparlayayım da hani lore'a hakim olduğumuzu iddia ediyoruz ya da işte bunu sizlerle paylaşacak kadar bildiğimizi düşünüyoruz öyle söyleyeyim hani
Bu tabi iddia, sizin teveccühünüzde her şey. Malfurion evet çok güçlü bir karakter. Şimdi gömüyoruz ama geyikte. Ama göstermiyor. Ama evet biz de artık Malfurion'dan bir hareket bekliyoruz aga yani. Evet. Senaryosun öğrencisinin bu kadar şey kalmasını istemiyoruz. Akış kalması, bakmayın evet. Yani. Hani bu şey gibi düşün. Kendi evladını işte komşunun çocuğuyla kıyaslayıp da kendi gazlamaya çalışan babalar misali evet. İşte. Bak görüyor musun nasıl birinci olmuş okulda falan. Bak Elin ne yapıyor? Trende ne yapıyor? Hadi sen ne yapıyorsun? Yani aslında bir şeyler bekliyoruz yani o kadar güçlü bir karakterin Azeroth'ta yani olaylara bu kadar... Belki de o da Azeroth'ta bir şeylerle uğraşacak bilemiyorum. Ya olabilir yani mesela nasıl aynı muhabbeti Legion'da Jaina için yapmıştık hani madem bir gemiyle gelip Anderson'in ağzına sıçacak kadar güçlüydün neredeydin babacım dedik. Ona da söyledik yani aynı muhabbeti. Belki o da şu an Azeroth'ta Emerald Nightmare'le uğraşıyor belki de tekrar. Ölümsüz deyip durma aşkım. Evet. Ölümsüzlüğü de Illidan'ın sayesinde. Aynen, şimdi bakma öyle. Yani. Evet. Evet. Ama hala Illidan'a şey saçma sapan. Yani o şey işte abi ben, kardeşim. Ben onunla ilgili bir şey ortaya. Şimdi Tyrande ile ilgili genel hikayeyi zaten takip ettiyseniz geçen bölümde Murat Han da anlattı. Ardenweald hikayesinin bitişinde Nightfane son artık böyle campaign'in bitişinde zaten aslında Malfurion yok ama Tyrande'nin ne olacağıyla ilgili güzel bir bence gönderme var. Bayağı sağlam Dark Side olduğuna dair böyle bir şeyler alıyoruz artık. Nasıl diyeyim? Ön böyle bilgiler. Zaten ilk başta işte Shadowlands'a geçerken de Tyrande'nin manevi kızı Chandris galiba diyordu. Evet Chandris. O da yani ima ediyor. Artık Tyrande hırsından dolayı bayağı tanınmaz hale geldi. Evet, evet. Yani Sylvanas'ı bulup böyle intikam alma hırsıyla bayağı böyle kendini kaybetmiş durumda ve şey oldu artık bir nevi yabanileşti ve evet. İyice böyle tam anlamıyla hani Dark Side ya Dark Side'ın zaten Elu'nun karanlık gücünü kullanıyor. Night Warrior ve hani her anlamıyla Dark Side oldu. Ya ölüm kaçıyor artık ve, yani tamam. Ve artık gidişatı da biraz böyle şey gibi. Yani Malfurion orada devreye girerse onu böyle kendine getirmek için yüzleşmek zorunda kalacak ve çok büyük ihtimalle ya Malfurion'u öldürecek ya da ne yaptım ben diyecek. Yani işte Malfurion ya da Sylvanas'ı artık böyle yüzleştiğinde ya arada kalacak ya bir şey olacak ama çok büyük ihtimalle Malfurion gidici gibi gözüküyor. Düşünsene bence. Malfurion Sylvanas'ı öldürmemesi için durduruyormuş falan orada. Ya işte öyle bir şey olursa zaten sonra Illidan geliyor sen ne yaptın lan seni seviyorum işte. Ama abim lan o benim falan diye. Öyle şeyler olsun çok güzel. Öyle bu tarz bir şeyler olacak bence çünkü gidişat oraya ay. Doğru gidiyor. Sonra şey geliyor aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın. Tadımız geliyor. Nathanoff çıkıyor oradan ne alakası var. Beni unuttur zamana koduklarım diye. O Trendy'den ne laflar kalır evet. Yani Malfurion ölürse Illidan ooo bir dakika diye gelir oradan yani. Hani tamam gıcığız gıcığız ama kardeşimiz böyle senden. Evet. Yani o tarz bir şeyler bekliyorum ben aynen. Hiç de şaşırmam öyle olursa. Ya da şey diyecek böyle ulan bir gittik biri ağacı yakıyor biri Malfurion. Değil mi? Bu ara ortamı YouTube'da sağladım. Bu temalı bir videomuz var arkadaşlar. World of Warcraft'ta geçen aşk hikayeleriyle alakalı. Evet. Haberiniz evet. Olan. Sonunda sürpriz. Yani Sargeras'ta onlar bayağı eğleniyorlar yukarıda yani. Heyecanlı bir şey izliyor yukarıda. Bağışın ne olacak? Acaba bir soru böyle. Bak güzel iki soru var. Şimdi Tyrande Legion'da evet yani hiç onu sevdiğin gibi sevdiniz mi diyor ya zaten bu aşklar ne kadar büyük verilirse sonu da o kadar kötü biter. Bu şey gibi düşünün işte yani Romeo Juliet mesela en büyük aşk hikayesi ya sonu nasıl bitiyor? Çift intihar. Yani o yüzden bence ne kadar abartılırsa bir aşk bir hikayede ondan o kadar tırsın derim yani. Gidişatı kötü olur. Herkes öldürür sevdiğini. O farklıydı o cümle ama neyse. O cümle biraz farklıydı ama. Denatrius da gelecek gibi çok büyük ihtimalle. Çünkü Denatrius'un varlığının en azından devam ettiğini hem Venter'in evet. Sonunda gördük hem
Raid'de gördük. Bir de şu anda çok küçük bir şey ekleyebilir miyim abi? Söyle söyle. Bu şeye LFR'ye açıldı ya şey Castle Nutria. Evet, son boss'unun tanıtımında hani şeyin tanıtımında Denatrius'un tanıtımında Denatrius. Kılıç için özellikle ruhunu korur. Ruhunun sonsuzluğunun garantisidir diye bir cümle kullanmışlar. Yani o posteri biraz dikkatli bakınca böyle bir detay görüyorsunuz. Oradan da zaten ben çıkarımını yapmıştım ama. Grimorn ya. Ha? Grimorn ya. Diye evet. Böyle koruyor onu. Yanın içinde şu anda zaten ruhu hapsedilmiş durumda. Bilmeyen varsa yani görmüşsünüzdür ama hani casual arkadaşlar görmemişse Denatrius'u yendiğimiz zaman ölmüyor. Kılıcının içine ruhu hapsoluyor. Ve o kılıcı götürüyoruz. Dungeon'da kurtardığımız bir Nauru vardı ya hani. Onun ışığı tarafından hapsetmek üzere işte Revan'ın tepesine götürüyoruz kılıcı. Ve şu anda Denatrius'un ruhu orada hapsedilmiş durumda. Ve işte bizim kontrolümüzde bir nevi. Ama buna rağmen iradesi o kadar nasıl diyeyim artık güçlü ki Venter hikayesi bittiğinde de raid'den sonra bitiyor Venter hikayesi evet. Sırasına göre. Orada hala daha bu prense ulaşıp bak işte kendini bana bırak işte ben seni oğlum olarak görüyordum işte iradeni bana bırak işte tekrar beraber hükmedelim falan gibi onu bir nevi böyle baştan çıkarmaya çalışıyor. Zaten Prens Renatal çok pişman olacak yani o evet. Değil mi? Safhaya çıktığı için özellikle o Winter Queen'in falan davranışları hani senin sahirin nerede lan falan şeyler evet, devam evet. edecek. Evet evet. Büyük ihtimal ona. Tam tersine işte şey yapıyor bir nevi Horde gibi Venter'in de bitişinde işte artık konsey olarak yöneteceğiz buranın bir sahiri olmayacak diyor. Sahirliği ve işte Denatrius'un iradesini kabul etmemek için öyle bir çözüm getiriyor kendince Renatal'da. Ama tabii diğer şeyler, liderler onu dengi görmüyorlar. Ben de görmem abi. Eternal One. Ya ama işte oradaki yarattığı bir şey o sonuçta. Oradaki o baskı ve nasıl söyleyeyim ezik. Yani, bilmiyorum işlerin rengini değiştirebilir yani. Evet, dramalar tabii. Böyle gereksiz gerek. Olay tersine dönebilir. Bot mu oynayacaksın? Yok ya, hayır. No, not now. Not now. Şu an kedi mıncırıyor da. Denatrius'un bekçisi olan Nauru. Ya çok zavallı değil mi? Yazık ya hakikaten. Böyle zar zor kurtarıyoruz falan ama bence görünüşe aldanmayın hiç. Yok. Abi oldum olası Light'ın herhangi bir gücüne güvenemiyorum zaten ya. Kesinlikle. Aynen. Yani şey diyor çünkü biz buraya saldırdık. Bunlar bir de bir saygısızlık etti. Yakalım. Şöyle bir intikam iması geçiyor şey evet. Dungeon'dan kurtardığımızdan sonraki quest'te kulenin başına evet. koyarken yani Deadlight'a yaptığının hesabını verecek. Hayda diyor. Evet evet bir intikam göndermesi var orada ve direkt Nauru'dan geliyor yani. Helm of Domination Helm of Domination şu anda Oribos'ta. Map'imizin üstünde duruyor. Parçalanmış halde. Böyle değişik bir halde. Sürekli bir şeyler yapıyorlar ona orada. Fıçı. Ama gayet kullanılıyor görüyorsunuz yani. Gücünden faydalanıyoruz. Yarısı orada duruyor. Yani. Harbiden. Yarısı olsun. Değil galiba hepsi duruyor. Bütün parçalar orada da parçalanmış halde. Ya o birleşecek abi dediğim gibi o BlizzCon'un evet, o evet, posterinde. O... Yani bu 30. yıl kaskı boşuna tek parça gelmedi bence de aynen. Onun kesin bir manası var yani. Vallahi bakalım işte ekmek banarız alan olur. Sosyal medyada paylaşırız. Ekmek banarız yani. Şimdi şöyle yapalım. Hani genel olarak game'imizi yaptık. Zaten World of Warcraft main oyunumuz. Ağırlıklı olarak onunla ilgili düşüncelerimizi de dile getirdik. Bir genel toparlayalım. O zaman neler çıktı? Bu görevi üstlenmek isteyen var mı? Yoksa muhabbet halinde mi yapalım? Nasıl yapalım abi? Moderasyona bırakıyorum ben. Tamam. Pas o zaman şöyle yapayım. Ben genel konuşulanları bir liste halinde böyle sıralamaya çalışayım. Eksik gedik kalırsa
beni tamamlayın. Şimdi o zaman Warcraft'tan başlayalım. Warcraft derken bu ara normal real time strateji oyunundan bahsediyorum. Yani Warcraft 1-2 remake çıkma ihtimali var. Bekliyoruz. Evet. Değil mi? BlizzCon'da bununla ilgili bir açıklama gelirse şaşırmayız ya da işte çok büyük işte dumura uğramayız diye düşünüyoruz bu anlamda. 3 ile alakalı bir şey zaten gelmez artık, o yapıldı, devam eder, oynanır ya da işte yeni bir Dota'ya yol açarlar mı sanmıyorum. Oradan şöyle HOTS'a bağlayayım. HOTS'ta yeni bir e-spor ve karakter ya da işte yeni bir nasıl söyleyeyim event şeklinde bir şey bekliyoruz. Bunun dışında Warcraft'tan şimdi geri dönüp devam edip World of Warcraft'a bağlayalım. Murata'nın çok uzun vadede işte bir sonraki patch'leri de kapsayacak bir düşüncesi var. Yani 1-2 patch daha ileriye gidecek, evet, şekilde bir açıklama yapılacak. Ve hikayede reveal'lar olacak. Eda'nın bir CGI ve sinematik... Bu olacak bir sonraki patch'te. Torgas content'i yani, Maul content. Maul content olacak ya da işte Jailer Raid. Jailer Raid'inin açıklaması gelecek diye bekliyoruz. Eda'nın dediğim gibi bir CGI sinematik beklentisi var bu anlamda. Diablo 2'de resmi remake, yani Diablo nereden çıktı? Warcraft 3'ün Reforge'unu nasıl yaptılarsa yine bir şirket tarafından, yani Blizzard kendi bünyesinde ama başka bir şirket aracılığıyla Diablo 2'nin remake'ini ya da remaster'ını yapacak ve piyasaya sunacak ya da... Onun için bir şirketi iç ettiler, onu da söyleyeyim de. Activision, evet, yeni bir şirketi satın aldı sadece Diablo 2 remake yapsın diye. Bununla en azından duyurusu ya da güzel bir yeni toplanmış sinematiği falan yapılır ama release date dürüst konuşayım beklemiyorum. Immortal'ın net release date'i 2021 dahilinde olmak üzere çıkacağını umuyorum. Diablo 4 ile alakalı yine bu yıl olmamakla birlikte ama bu yılın sonu ya da önümüzdeki yılın ilk çeyreğini kapsayacak şekilde bir çıkış tarihinin açıklanması ve yine CGI, yani yüksek kalitede bir sinematikle hikayenin akışına böyle nükteler verebilecek bir sinematik beklentisi içindeyiz. StarCraft 3 ile alakalı beklentilerimiz var, isteğimiz var diyelim. Hani talebimiz olsun diye söyleyeyim. Çünkü hiç buna dair bir ipucu yok. Ama Görkem'le de konuştuk. O Ghost protokol dediğimiz bir şey vardı. O oyunun üzerine gidilebilir tekrardan. Ona dair First person olan. Efendim abi? First person olan. Ha, aynen. Yani o tarz bir in-game arcade moduna çekilmiş bir mod gelebilir. Ya da işte direkt yani StarCraft 3 değil de direkt StarCraft 2'nin içinde yer alan yine başka şeyler gelebilir. Bu arada hiç açıklanmayacak olursa StarCraft kanadında co-op için hero'lar açıklanır, öyle geçiştirilir diye de düşünmüyor değilim. Onun dışında Overwatch zaten turnuvaları devam ediyor ama biraz niş kalıyor. Geçen de muhabbette Oğuzhan'la konuştuk. Alt diklerinde bayağı sıkıntılıymış aslında nasıl söyleyeyim. Turnuvaları ama Overwatch 2 ile bunu düzeltmeye çalışacaklarını ve tekrardan nasıl söyleyeyim e-spor şeyinde birden farklı, yani StarCraft'ı evet çok övüyoruz bu anlamda ama yani MOBA third person tarzında da söz sahibi olmak isteyip yeni bir oyun çıkartacaklarını düşünüyoruz. Heroes of the Storm ile ilgili düşüncelerimizi de söyledik. Hearthstone'da yeni bir event tarzında, yani büyük bir expansion da olabilir, o hep yapılıyor ya işte. İşte bir Illidan gelmişti, Old God expansion gelmişti. Bu tarz bir şey de getirilebilir. Ya da basit bir event de gelebilir. Şu anda Hearthstone'un... Kataklizm konusuna bağlı bir şey gelecek gibi gözüküyor. Ona Deathwing gelecek gibi sanki. Bakalım. Dediğim gibi çok da böyle ipucu verdikleri bir kanat değil açıkçası. Fenway nedir abi? Ben bilmedim. Cahil olduğum bir konu. Fenway şey işte ya. Bir gizli proje işte. Bu çok büyük ihtimalle StarCraft 3 gibi gözüküyor ama bambaşka bir şey de çıkabilir. Yani şimdi Activision kanadı olduğu için çok uzun yıllar bizim aslında çok da üstünde durmadığımız bir şey. Oyun tarzı ve oyun şirketi ama Blizzard'la birleştiler ne yazık ki diyeyim. Yani bakalım o tarzdan, o kanattan bir şeyler gelme ihtimali de var tabii ki. Yok değil. Atladığım bir şey var mı bu anlamda? Şöyle toparlayayım bir de. Onu anlatmıştım ama. Söyle bakayım. Madem bilgi var o konuya. Yani bakın o şeyi haberi attım. Bu şu anda bir elemanda gözüken haber. Eski de haber.
Bundan sonra başka eski böyle projelerde çalışmış Blizzard çalışanlarını da Fenway projesine toplamaya başladılar. Çoğu real time böyle yani stratejilerde çalışmış developerlar ve çok büyük ihtimalle RTS tarzı bir şey, bir proje bu. Ve yani işte çoğu bu arada şeyde de çalışmış, işte Reforged'la Blizzard'a dahil olmuş bir ekip. Ve işte StarCraft kartonuyla falan böyle çalışmış ekip. O modernizasyonlarda falan böyle görev almışlar. Eğer ki işte bu ekip onun için toplanıyorsa çok büyük ihtimalle real-time strateji bir oyun geliyor. Ama bu StarCraft 3 mü ya da işte bir gene Reforged tarzı remake, işte Warcraft 1 ve Warcraft 2'nin remake'i mi? Yani bunu da şey diyorlar, işte eğer ki işte Chronicle'a bağlı yeniden, çünkü biliyorsunuzdur belki Warcraft 1 ve 2'deki hikaye neredeyse tamamen artık böyle retconlandı. Evet. Chronicle'la alakası yok. Çok büyük ihtimalle işte bu Warcraft 1 ve 2 remake yapılacaksa o zaman Chronicle'a bağlı bir şekilde yapılacak ve bunda da şöyle bir şey var. Bu Activision Blizzard bir tane de prodüksiyon firması var. Film prodüksiyon firması var. Bunlar yeni bir Warcraft filmi yapmak için bir ara bir kaşıdılar piyasayı ve casting falan için ön çalışmalar bile yapıldı. O yüzden bir ara bir alevlendi, yeniden Warcraft filmi mi geliyor, Warcraft 2 filmi mi geliyor falan diye bir böyle ortalık karıştı. Hatta şeyi de hatırlayın, işte bu Arthas'ı oynar işte Henry Cavill falan muhabbetleri oldu o sıra. Onun çıkış noktası oydu. Sonradan onun arkası gelmedi. Eğer ki bu olay StarCraft 3 değil de Warcraft 1 ve 2'nin sağlam bir remake'i ise bu filmin yolunu yapmak için yapılıyor. Oradan da onu anlayın. Yeni bir film yapılacak demek. O zaman gene Chronicle'a bağlı olarak lore'a uygun bir şekilde ve tamamen Blizzard'ın prodüksiyonu bir Warcraft filmi yapılacak demek olur. O yüzden iki türlü de StarCraft 3 gelmezse üzülmeyin. Remake'ler gelirse bu yüzden dolaylı olarak film içinde sevinebilirsiniz. Orada da olmak demiş olayım. Bu da Netflix olan mahkeme Netflix davası, onu ben tam detayını bilmiyorum ama yani? Diablo animasyonuyla ilgili bir anlaşmazlık olmuş diye biliyorum. Blizzard prodüksiyonun tamamını kendisi yapmak istiyor. Ve yani ilk başta da öyle çıktı zaten. Gene bu hatta şey, bu Activision Blizzard prodüksiyon firmasını kurma projesi, işte bu ilk Diablo animasyonu ilk projesi olacaktı. Sonradan bir anlaşmazlık oldu, ertelendi. İşte araya pandemi girdi, bir şeyler oldu. Ama sonra da işte yeniden yapmak için herhalde, ya da Netflix bunu yetiştirmek için muhtemelen prodüksiyon firmasını zorladı. İşte bazı şeyleri de uygun olmayacak şekilde değiştirdiler. Hikayeyi bozunca da muhtemelen Blizzard müdahale etti ve işte o dava o yüzden oldu. Orijinale uygun yapılsın diye. Ama detayını bilmiyoruz. O sonradan çıkar ortaya zaten. Davanın sonucuyla muhtemelen belli olur. Onu da o zaman öğreniriz. Ama şu anda yani benim gördüğüm kadarıyla bu prodüksiyon firması çok aktif çalışıyor. Eleman alıyor ve böyle şey, yeni projeler için bir sürü ön çalışmalar falan yapıyorlar. Ama hiçbir şey duyurmuyorlar tabii. İşte bu olaylar birbirine bağlı olabilir. Onu bekliyorum yani. Ya bu ara remake mevzuları çok dönüyor da, şimdi arkadaşlar onu da şöyle açıklık getireyim. Bu adamların dünya tarihinde diyeyim ya da oyun tarihinde gol attıkları eski kült oyunları var. İşte Diablo 2, Diablo 1, evet, işte Warcraft 1 gibi. O dönemin görüntü kalitesiyle yani görüntü teknolojisi belli yani ortada. Ve şu anda olan işte artık 3080 ekran kartları falan var. Yani adam bir oyun yapıyor, böyle kar yağıyor sanki evin içine yağıyormuş gibi oluyor. Yani bu teknolojiyi o kült oyunlarla değerlendirme fikri çok şey değil yani. Yabana atılmaması gerek bence. Evet. BlizzCon'da film tanıtımı yapılabilir mi? Yani
Film olmaz ama Diablo animasyonunun fragmanı olabilir. Bir arkadaş daha sormuş. Film çok beklemiyoruz ama ilk filmdeki pişmanlıklarını devam ettireceklerini sanmıyorum. O yüzden yeni film gelse dahi de ilk filmin devamı olacağını sanmıyorum. Olmaz olmaz. Olmayacak. Onu zaten yok gibi davranacaklar yani. Yani o film o haliyle kaldı. İşte onu öyle yaptık geçti dediler. Bu arada Roleplay çıksı. Bizim bu sadece Warcraft'ın filmiyle ilgili bir bölümümüz var YouTube'da. Dilersen ona da bakabilirsin. Evet. Şöyle link YouTube linkini atayım en azından. Unuttuğumuz bir tane çizgi film vardı. Bir şey. İşte o şey Netflix'teki Diablo'nun animasyon versiyonu. Ya, Diablo anime olarak gelecek. Onu yapan ekip Castlevania'yı yapan ekip. Prodüksiyon firması aynı gözükmüyor ama ekip aynı. Büyük ihtimalle yani böyle şey Blizzard'ın prodüksiyon firmasına bağlı olarak yaptıracaklar. Aynı bu Diablo 2 remake gibi. Hatta firmayı almaya çalıştıklarına dair söylentiler de var. Aynı mantıkla onları da iç edip %100 prodüksiyonu içeride kapatmayı da düşünüyor olabilirler. Belki öyle. Dava hatta o yüzden açılmış bile olabilir. Şöyle ya bir da, şey atayım. Burak Zaris sana link atayım. Daha önce bir 8 yıl geçmiş aradan bu arada. Onu da söyleyeyim. hatta işte yok ben bunu neden belirttim dedim ya. Diablo 4 20 yıl sonra gelse şaşırmayın yani. Diablo 3'ün ya da Diablo animasyonuyla Netflix animasyonuyla ilgili şimdi sohbetler ediyoruz. Adamlar 8 yıl önce buna benzer bir yapım yapıp atmışlar YouTube'a. Evet. Evet. Buna benzer bir şey olacak. By the way. Benim düşüncem yani. Böyle direkt işte Japon animesi değil tabii ki yani. Tabii tabii o Castlevania tarzı işte. Böyle modern Amerikan animesi falan gibi. Aha, izlemiş miydin sen Diablo 3 Red diye bir animasyon şeyi vardı. Görkem. Ney? Diablo 3'ün Red diye bir animasyonu var. Ha, tamam gördüm zaten atmışsın o işte. Aha, ona benzer işte. Tarz evet direkt yani buna çok yakın olur zaten. Bunun daha iyisi olur öyle düşünün. Castlevania'da çok iyiydi zaten. Yani evet, grafik olarak zaten evet. O firma o ekip yapıyor işte. Onun hatta IMDb sayfasını bulursam atayım size de orada yazıyorum. Diyelim unuttuğumuz bir şey var mı? Atladığımız bir şey yok. Var mı? Yok. Sanırım yok. Söyledik diye düşünüyorum. Hani arkadaşların teorileri varsa bile mi yiyecek? Fazla fazla. Fazla fazla. Uçtuk da. Şöyle bir bakıyorum. Yok alttan da şeye bakıyorum. BlizzCon sayfası falan da açık. Böyle atladığım bir şey var mı? CGI anime olmasın da. Yok canım ya o kadar. O bütçe yetmez. Bir bölüm yapıp bırakılır yani o. Ha bu şeyi konuştuk. Onu da söyleyeyim. Tekrar hatırlatalım arkadaşlar. In-game kozmetik şeyler geldi. 1 ton. Evet. Paranız bir taraflarınıza batıyorsa. Bak gold'unuz da batıyorsa alabilirsiniz. Aynen. Evet. Ya ama bak bir şey söyleyeyim mi? Evet bu konuda eleştiriyoruz. Hot token abi nedir yani? Kasım verin yani. Yok bu konuda eleştiriyoruz ama yani o oyun içi gold'la gerçekten bunlara erişebiliyor olmak da gerçekten güzel yani. Evet. 19-20 Şubat abi. 19-20 Şubat tekrardan böyle yayın sonu artık şöyle kapanışta da atayım arkadaşlar. Buyurunuz BlizzCon'un linki. Ücretsiz olacak. Birlikte o heyecanı tecrübe edebilmeyi umuyoruz. Biz o konuda haber almaya çalışacağız. Yetkili kanallardan artık şey olmazsa da bakacağız. Nabza göre takılacağız. Ya da dediğim gibi artık bilmiyorum kafalarımız olur yayında. Discord'dan birlikte izleriz falan filan. Ya yani şimdi niye ya canım? Heyecan paylaşmak önemli. Evet amacımız o zaten heyecan paylaşmak. Çok eğlenceli insanlarla. Başka bir şey değil ya da sohbette kalmak yani. Ücretsiz olacağı için çok da sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum diyorum. Ve arkadaşlar güzelce toparlamamızı yaptıktan sonra da biz sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki Lore Konseyi'nde görüşene dek. Şimdi ben OBS'e... Bu arada ben şeyi söyleyeyim. Haftaya ben olamayabilirim. Bilgisayarı bu hafta gönderirim. Ha sıkıntı değil abi. Göndermem ben. Sıkıntı değil. Şey yaparız.
Yetkili yani, abiler kırmazsa evet. Yayın. Yani kızmaz bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar OBS'de yapabildiğim için yayını güzelce Akfon'a gidiyoruz. Şu anda Valheim oynuyor. Çok çok selamlarımızı söylerseniz. Abi işte BlizzCon'dan geldik biz falan deyin. O daha yetkili bizden. Daha büyük evet. Abi. Onu da söyleyelim. Koskoca sunucu yani. Adam yani koskoca şeyi yani e-spor sunucusu ya. Peki Rios'u düşük olanlar BlizzCon izleyebiliyor mu? Yok abi askerliğini yapmış olman lazım. Yoksa giremiyorum üstüne. Askerlik şartı var abi BlizzCon'da. Geçeceğim bir Rios'u alacağım. Arkadaşlar sizleri çok 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 seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bu pandemi günlerinde lütfen dikkatli olun. Maskenizi takın. Hijyeninize dikkat edin. Ve Akfon'a çok çok selam söyleyin bizden. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. 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 Sağ olun geldiniz. İyi geceler. İyi geceler.